Şimdi kripto paralar yön arayışında galiba ve bir taraftan da yine son dakika böyle kripto paralarla ilgili haberler gelirse bunları da elbette konuşacağız. 21 Mayıs Cuma akşamı Enine Boyuna programına hepiniz hoş geldiniz. Konuklarımı da hemen tanıtmak isterim. İstanbul Stüdyosu'ndaki konuklarımı Cemil Şinasi Türün, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sırasıyla tanıtayım. Ve doçent doktor Murat Volkan Dülger, bilişim hukukçusu kendisi ama aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve Şeref Oğuz, hocaların hocası, benim için Dünya Gazetesi yazarı. Hocam hoş geldiniz Doktor Şeref Oğuz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Konuşacağımız çok şey var elbette. Ankara stüdyosunda da bir konuğum var. Hemen kendisine de döneyim. Kendisine de iyi akşamlar dileyelim. Erkin Şahinöz, FET Eski Araştırma Direktörü, ekonomist kendisi de Ankara stüdyosunda. Kendisine de iyi akşamlar dileyelim. Merhabalar dileyelim. Hoş geldiniz efendim siz de. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saat 21 gibi de Londra'dan bağlanacak, yayınımıza katılacak ve yayın süresince bizimle birlikte olacak. Cüneyt Başaran Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi, kendisi de birazdan bizimle birlikte olacak. Ama ben Şeref Hocam'la başlamak isterim ve Şeref Hocam'a sormak isterim. Küresel sermayede, şimdi böyle bir başlayalım isterseniz işin felsefi boyutuyla. Ardından işin hukuki boyutuna gelelim, istatistik araştırma boyutuna gelelim. Dünya ve küresel piyasaları da okumaya çalışalım. İkinci bölümde de, Enine Boyuna'nın ikinci bölümde de geleceği konuşacağız. Özellikle bu piyasa, kripto piyasasında. Ama küresel sermayede para yeni bir iktidar alanı haline geldi. Nasıl oldu bu? Nasıl bakıyorsunuz? Sizin baktığınız pencereyi merak ediyorum. Ardından da elbette uluslararası üstü sermaye ile ulus devletlerin bir racon kavgası diyor Şeref Hocam. Bir bunu anlamaya çalışalım, bu racon kavgasını. O kadar çok rağbet de var ki bu kripto mevzusuna ama bir taraftan bu rağbet de mağdur da yaratıyor elbette. Ama önce isterseniz yeni bir iktidar alanı haline geldi, bunu konuşalım. Buyurun şimdi Şeref Hocam. Sofokles filozof bundan 2500 yıl önce şöyle bir laf etmişti. Daha para bulundu, kullanıldığı zaman. İnsanoğlunun hiçbir icadı diyor, para kadar fesat verici olmamıştır. Kesinlikle. Ve dünya tarihini aslında paranın iktidar alanı üzerinden de okumak mümkün. Yazılı tarihin kayıt altına aldığı aşağı yukarı 10 bin yıl içerisinde 15 bin çatışma olmuş. İrili ufaklı savaş olmuş. Ve bu süreç içerisinde bunların %80'i kaynak paylaşım kavgası. Yani her ne kadar din dahi görünse para savaşları da diyebiliriz. Din görünürde olan. Görünürde, çünkü o savaşı tetikleyen bir sebep söz konusu. Yani eğer şimdi siz altın para döneminde hazinenizdeki altın bitmişse ve paraya züyüf dedikleri içerisine gümüş katmak istiyorsanız seferinizi ister istemez gümüş madenlerin olduğu beldelere yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü çevirmek zorunda olduğunuz bir ekonomi, beslemek zorunda kaldığınız bir asker ve yönetmek zorunda kaldığınız bir ulus var. Yani para o anlamda son derece belirleyici olmuş kavgalarda, ticarette vesaire. Ve günümüzde gelene kadar işte altın para, metal para diyelim, altın da değil metal parayla uğraşa geldik. Bunun artık dünya ticaretini kaldıramayacağı noktada başka enstrümanlar aranmaya başladı. Bunların da en büyük kırılım noktalarından bir tanesi altın paraların işe yaramadığı, banknotların devreye girmesi gerektiği. Victoria çağının interneti sayılan telgrafla birlikte insanlardan önce emirler, talepler yola gitmeye başlayınca, karşı tarafa gitmeye başlayınca dünya ticareti beşe katlandı. O dönemde İpek yolu, baharat yolu ve deniz pusulanın icadıyla birlikte denizlere kayan ticaret otobanları çok daha fazla para ihtiyacı gelince eldeki metal paralarına banknotu koymaya başladı ve banknot beraberinde bir bakıma bir kağıt üzerine yazan bankanotu, bankanotu dediğimiz yapı. Bankanın notu. Yani ama bu bankanotuna bir güven vermek için altınlar, birikimler arkada durdu. Bunun karşılığında bu kağıtlar tedavül edilmeye başlandı. Bir çeşitli küpürler halinde. Çünkü paranın en büyük fonksiyonu ticareti kolaylaştırması, alışverişi. Tabii. Yani şimdi onun olmadığı dönemde sıkıntılar çok yüksekti. Şimdi atınla gidiyorsun bir hana, yemek yiyeceksin. Yani atının bir parçasını bırakıp yemek bedelini ödeyemezsin. Bir şey ödüyor olman lazım. İşte metaldi, sonra banknot oldu. Ve sinyoraj denen bir
servet biçimi de ortaya çıktı devletlerin. Signora şu, o para basma hakkıyla beraber elde edilen imtiyaz. 100 dolar üzerinden örnek vereyim. Bugün çok ileri teknolojiyle basılan Amerikan 100 dolarının Amerikan banknot matbaasına maliyeti 13 sent. Geriye kalan 99 dolar 87 sent tamamen orada Amerikan Merkez Bankası'nın güvenimiz Allah'adır yazısı ve oradaki 100 doların getirdiği bir haktır. Şimdi bu diğer uluslar da benzer bir modeli kullandıktan sonra bunların da artık yetmediği başka sistemler devreye girdi. Ama hepsi bütün paranın şekil değiştirme alanlarına baktığımız zaman mutlaka bir tarihi kırılmalar söz konusu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bitince bu sefer Bretton Woods dediğimiz bir yapıda dünya devletleri bir araya geldi. Siyasetle, gelişimle, bütün o yaşadığımız süreçle yani evet. Dünyanın yaşadığı süreçle alakalı. Alakalı bugün, tabii. Bugün yaşadığımız da böyle herhalde. İhtiyaçlar var oluyor, çatışma tabii. Alanları doğuyor. Çatışma tabii. Alanları çözüm önerileriyle geliyor. İşte oradaki çözüm yöntemi şuydu, Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan en zengin ülke olarak çıkmasının getirdiği bir avantajla beraber doları rezerv para yapma konusunda bir adım attı ve dedi ki ben istediğiniz kadar dolar size vereceğim, karşılığında da altın saklayacağım. Bu güvenceyle beraber doların kendisi, paranın kendisi de bir mal gibi ihraç edilir oldu. Tabii Amerikan hükümeti enflasyonun da bunun üzerinden ihraç edip yapıya kavuştu. Fakat bu da bir başka büyük krizde. Ne? Petrol krizinde 1974'te o da dağılınca artık herkes kendi başına serbest bırakıldı ve her ülke kendi banknotunun üzerindeki imzayla, arkasındaki ekonomiyle parasını güçlendirmek istedi. Ama dolar bu sırada rezerv para olarak dünya ekonomisinin ticaretinin %75'ini onun üzerinden götürdüğü bir yapıya geldi. Ve hakim oldu. Ve hakimiyet oldu. Bir krallık kurdu. Ve sadece kendi ülkesinde değil fakat aynı zamanda bütün dünya ticaretinin oradan döndüğü noktada dünya bundan rahatsız olmaya başladı. Ama teknoloji işte burada kriptolara geleceğiz yavaş yavaş. Teknoloji tabii. De devreye girmeye başlayınca kredi kartı dediğimiz bir icat insanoğlu çıkardı. Bu da başka bir icat. Kredi kartına da biz plastik para demeye başladık. Kartlar üzerinden gidiş, alışlar vesaire. Ancak internet devrimiyle beraber her şeyin dijitalleştiği bir ortamda dijital paralara geldik. Şimdi dijital paralar dediğimiz yapı da beraberinde işte blockchain teknolojileri belki birazdan daha teknik olarak anlatılacak. Yani bundan 4000 yıl önce diyebilirim, 3000 yıl önce kökleri atılan ve Aslantepe'de, Kütahya Aslantepe'deki Sümerlerin geliştirdiği noterliğin belki de ki modern versiyonu olan blockchain dediğimiz teknolojilerin bir alt ürünü olarak kripto paralar devreye girmeye başlayınca iktidar kavgası bu sefer bunların üzerinden gelmeye başladı. İşte şimdi biraz da bunu konuşalım. Evet. İktidar kavgası burada nasıl yaşandı, nasıl yaşanıyor? Yani bizim gördüğümüzün dışında bir de perde arkasında sizin okumanız evet. Önemli. Şimdi bir kere iki türlü kavga var. Bunlardan bir tanesi rezerv para, dünya rezerv parası dolardan pay almak isteyen, alternatif kaynak oluşturmak isteyen paralar söz konusu. Hı-hı. Mesela Çin bunların üzerinden en büyüğünü temsil ediyor. Yuan'ı acaba ben oradan kurtulup buraya çekebilir miyim diye. Hatta Türkiye'nin arasında bulunduğu BRICS dediğimiz bir ülkeler grubu kendi aralarında swap anlaşmalarıyla beraber yerli para ile alışveriş yapalım deyince bu Amerikan hükümetinin özellikle en büyük sıkıntılarından bir tanesi bunu yapanı cezalandırırım beyanlarına kadar götürmüştü. Hatta dolarla alışverişi mecbur kılan mesela petrol alışverişinin dolarla yapılması gerektiği özellikle Suudi Arabistan'a ben seni koruyacağım ama, bunun karşılığında tabii. Sadece dolarla alışveriş yapacaksın başka türlü para buradan geçmez dediğimiz petrol dolarla bir iktidar alanı oluşturmaya başladı. Ama şimdi bu kavganın yanı sıra başka bir kavga da oluşmaya başladı. Her devlet kendi parasını da tehdit eden bambaşka bir oluşumla karşı karşıya. Kripto paralar. Şimdi kripto para bir o bakıma, zaman uluslararası sermaye ile ulus devletlerin evet. Racon kavgası derken aslında tam da bu. Bunun altını evet, çizerek tamam. Biraz da ben diğer konuklarımdan da rica ediyorum. Şimdi Şeref Hocam, Sayın Şeref Oğuz bir anlatsın istiyorum işin felsefi boyutunu. Ve biraz anlayalım, anlamaya çalışalım. İşin tarihi boyutunu ve bugünü özellikle. Çünkü dediğim gibi daha sonra bugün ve bugünden bugünü değil ama sonraki bölümde bugünden sonrasını konuşacağız. Biraz da geleceğini konuşacağız ama bu racon kavgasını biraz anlamaya çalışalım. Şimdi
yeni çünkü teknoloji, bir baskı da var. Evet, yeni teknoloji çok ileri bir yapılanma, çok anlayışları da değiştiriyor. Hı hı. Ve ulus devletler şunu fark ettiler. Dijitalleşme özellikle salgınla beraber artması, artı dünya ticaretinin, elektronik ticaretin son derece yükselmesi, beraberinde çok daha fazla işlevlilik kazandıran bir para birimini de beraberinde getirmesi gayet doğal. Buna dijital paralar diyoruz, kripto paralardan ayrı. Mesela yuan, dijital yuana yer açmak istiyor. Türkiye bu konuda kendi çalışmaları, her ülkenin kendi parasını dijital hale getirme gayretleri var. Ama kripto para dediğimiz yapı, düzensizlik üzerine kurulmuş bir sisteme düzene kavuşturma gayreti de var ulus devletlerin. Çünkü kamunun paraya yaklaşımı şudur. Ben bunu, ki nitekim bizim bakanlık da, Maliye ve Hazine Bakanlığı da bununla ilgileniyoruz dedi. Hatta açıklama yaptı kısaca. Bir anlayabilsem diyor, bundan vergi koyacağım da henüz daha anlayamadım. Şimdi hepimiz ama bu konuda denizde kumuz. Bunu evet. Unutmayın. Yani sizler sonuçta hani bu işe biraz mesai harcıyorsunuz. O ayrı ama bizler de tabii anlamaya çalışıyoruz. Şimdi kamu iki türlü davranıyor. Bir, vergilendirebilir miyim ya da yasaklayabilir miyim? Ama paranın kendisini, kripto paranın kendini var etmesi başka iktidar alanları açmaya başladı. Belki birazdan Çin örneğinde neden Çin bunları yasakladı diye bakınca. Çin demişken hemen isterseniz söyleyeyim. Evet. Çünkü bu önemli. Tabii bir diğer taraftan hani Çin'de ise kendi dijital Yunan çalışmalarını tamamladılar. Onlar dediğiniz gibi bir an evvel Yunan'ı piyasaya süren ilk ülke olmak istiyorlar. Şimdi Elon Musk'ı da konuşacağız tabii. Onun attığı tweetleri, hafta sonu yaptığı açıklamaları, kripto para borsalarını hepsini konuşacağız. Ama Çin'in kripto paraları ödeme sistemlerinde kullanımıyla ilgili aldığı kararlar sonrası zaten bütün bunlar yaşandı. Ben Şeref Hocam'a yayın öncesi şöyle bir şey söyledim. Dedim ki hocam biz artık ikinci aşamadayız. Yani kripto parayı anlama değil de bundan ve bugünden sonrası ne olacak, niye bu sert düşüşleri yaşıyoruz ve coinleri anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan çok fazla rağbet var, o rağbetlerde mağdur da yaratıyor, vurgunlar da yapıldı işte. TODEX'i de belki ileriki dakikalarda konuşacağız. Çin demişken, Çin'in de böyle bir kararı, aldığı karar sonrası ciddi bir düşüş yaşandı mesela. Şüphesiz. Şimdi Çin'in faktörüyle istersen sözümü bağlayayım. Çünkü daha diğer teknikten tabii. Sonra yeniden bu konuya döneriz. Tabii tabii. Şimdi alelade bir şeyi alıp 1.4 milyarla çarparsanız o fevkalade hale gelir. Buna biz Çin çarpması diyoruz. Neye el atarsa onu dönüştüren bir yapıdır. Şimdi kripto paralarda bu hareketlilik, belki Bitcoin üzerinden örnekleri de anlatacağız. Tabii. Bu kadar tepelere gidin oyuna Çin karışınca o ölçeğinin getirdiği cüsseyle beraber, yasaklamasıyla beraber, hatta en son haber olarak ileri kararlar da alması, madenciliği daha yasakladığı konusunda bir haberle stüdyoya girmiştik. O çerçevede bu kavga başka bir noktaya evrilecek. Ama şunu söyleyebiliriz, kendisi düzensizlik üzerine kurulu olan bir yeni yapıda ulus devletler, kendileri bununla ilgili pozisyon almadan bu paranın fazla gelişmesini set çekmek istiyorlar. Nitekim Dünya Bankası olsun, Yellen olsun, Amerikan Hazine Bankası, ondan sonra Fed Başkanı ve diğer İngiltere Merkez Bankası Başkanı, hepsinin açıklamaları bu yeni paralara karşı bir tereddüt. Bir baskı oluşturmak istiyorlar. Tabii, çünkü neden? Anlayıp kendi iktidar alanlarını, sinyoraj alanlarının başkalarının eline geçtiğini tehdit ediyor. Çok tehdit. Çünkü onun üzerinden siz para basma hakkı sizde, sinyoraj hakkı sizde ve bunu vermek istemiyorsunuz. Kaldı ki ticaretteki en büyük kazananlardan bir tanesi de parayı yöneten insanlar olduğundan dolayı. O yüzden Çin'in gelmesiyle beraber bence bu iktidar savaşı, yani uluslarüstü sermaye ile ulus devletlerin para üzerindeki kapışmaları önümüzdeki dönemli 10 yılı, önümüzdeki 10 yılı belirleyecek gibi belirleyecek geliyor bana. Belirleyecek ve nasıl bir yer bulacak ama önümüzdeki 10 yıl içinde, onu da hepimiz merak ediyoruz. Yani konvergans olacak, yani yaklaşılacak. Yarının piyasası artık bu mu olacak? Yani yarın bunu mu konuşacağız? Artık o para kavramı bu şekilde bir şekil mi değiştirecek? Kripto paranın yönü tabii nereye doğru evrilecek, onların hepsini konuşacağız. Ama ben çok teşekkür ediyorum. İşin felsefi boyutu aslında çok anlaşılır. Bir iktidar kavgası burada. Uluslararası sermaye, uluslararası üstü sermayeli ulus devletlerin
racon kavgası dedi Şeref Hocam. Ve tabii ki yeni bir iktidar alanı haline geldi. İşte o koca koca devletler de bir şekilde baskı yapıyor, yapmak durumunda. Çünkü iktidarları da para merkezli tehlikeye girdi. Dahası bir tehdit olarak görüyorlar dedi. Bugün yaşadığımız nedir size göre? Şu anda yani bugün derken son zamanlar haberlerde duyduğumuz Çin'in ödeme sistemlerinde bir yasaklama getirmesi. Bugün de bir dedikodu var, henüz tam netleşmese de Şeref Bey'in bahsettiği madenciliği yasaklaması ve ticareti yasaklaması söz konusu. Henüz kesinleşmiş bir şey değil ama böyle bir ön karar çıktığını az önce okudum. Dediği gibi stüdyoya girerken bu şu demek, şu anda Bitcoin madenciliği %65 düzeyinde Çin'de yapılıyor. Ne demek bu? Yani dünyada üretilen Bitcoin'in %65'i Çin devleti sınırları içerisinde yapılıyor. Bunu yaparken de kullanılan teknolojik çip dediğimiz Yonga Türkçesi, özel çipler var. ASIC dediğimiz özel olarak bu iş için tasarlanmış çipler kullanılıyor. Ancak şu ilginçlik var. Bu çipleri Çin'de tasarlasanız da onların üretimi için Tayvan'a bağlılar, Tayvan'a mecburlar. Şimdi Tayvan'da ise şu anda bir gerilim noktası var. Tayvan'daki TSMC denilen çiplerin üretildiği en belli başlı tekel olan bir fabrika Amerika'ya taşınma kararı aldı. Bundan birkaç hafta önce Arizona'ya taşınacağını söyledi. Bunlar hep beraber algılanması lazım. Yani burada sizin dediğiniz o racon, kavga, karşılıklı gelmeyi doğrulayan şeyler bunlar. Yani esasında TSMC ve Tayvan'daki üretim Amerika'ya bağımlı bir şey. Bir üretim. Çin'e bağımlı değil. Amerika tarafından getirilmiş bir teknoloji. Bugün çip teknolojisi arkasında iki tane Amerikan şirketi var. Dolayısıyla Çin aslında kendisi özgün teknoloji üreten bir ülke değil henüz. Ama bu çiplerin üretilmesi, yani pardon Bitcoin'lerin üretilmesi işinde kullanılan çiplerin Tayvan tarafından başka yere taşınması ile alakalı olarak bakarsak burada bence Çin Merkez Komünist Partisi'nin aldığı bir karardır bu. Ve burada globalist bir etkiyi kesmeye çalışıyorlar diye ben bunu okuyorum. Eğer bu şekilde bir çalışma devam ederlerse, yani bu madenciliği Çin'den çıkartmaya kesin karar verirlerse, bu Bitcoin'in fiyatını bir miktar düşürür ama çok büyük bir problem değildir bu. Çünkü bu dışarıdaki diğer ülkelerde de madenciliği yapılabilen bir şey. İkincisi Bitcoin'den daha arkada gelen başka tokenlar, coinler var. Örneğin Ethereum. Ethereum gibi. Biz Ethereum platformunu çok önemli buluyoruz. Yani bu alanda çalışan insanlar için Bitcoin dede gibi. Yani bizim için artık Bitcoin ailenin reisi diyelim. Hani biraz yaşlanmış, kenara oturtabiliriz artık. Arkadan gelen gençlerin önünü açan da bir hareket olabilir aslında bu. Yani istemeden de o yola sokmuş olabilirler. Ama Bitcoin hala domine ediyor değil mi? Domine piyasayı? Ediyor. Marka değeri olarak %80 civarında bir marka değeri, bilinirliği var. Yani bu işe yeni giren, yani işte benim ablam, teyzem, o nesil insanlar için Bitcoin'den başka ikinci bir marka yok şu anda. Ama bütün dünyada da böyle. Yani bu şekilde yavaş yavaş aşağıdan gelen diğer teknolojik ürünlerin, bunlar teknolojik ürün bu arada. Yani bunlar böyle arkasında boşluk olan, alalım satalım, zengin olalım, öyle algılanıyor ama öyle değil aslında. Bunların her biri ayrı ayrı teknolojik şirketler. Tabii. Yani biz bu coinleri, tokenları satın alıyorsak eğer onlara yatırım yapıyoruz, hisse senedini alıyoruz diye okumanız lazım. Eğer bu şekilde bakarsak Bitcoin'in herhangi bir teknolojik, arkasında teknolojik bir yapı yok artık. O sadece bir değer taşıma fonksiyonu var. Yani dolardan kaçanların geldiği bir yer. Halbuki aşağıdan gelen Ethereum üzerinde çalışan başka birçok teknolojik ürün var. Bunları yasaklamış olmadı Çin. Onu ayrıştırmak için söylemeye çalışıyorum. Şu konuşacağız tabii. Yani Çin Bitcoin'e yönelik işte aldığı önlemleri, onları konuşacağız. Bir de güzel bir şey söyledi. Şeref Hocam dedi ki cin çarpması gibi Çin çarpması dedi. Yani bir taraftan da biz de editörüm Erdem'le birlikte akışı hazırlarken biraz böyle dersimize çalışırken malum gerçekten denizde kumuz bu konuda. Yani çünkü bir dünya var, farklı bir dünya. Bir şekilde bu kripto parada da bu Çin çarpması dediğimiz
İşte bizim kendi içimizde Çin darbesi dediğimiz bu darbe kalıcı olur mu? Uzun vadede bunları isterseniz daha sonrasında mı konuşalım, şimdi mi konuşmak istersiniz bilmiyorum. Yani daha sonra da arkadaşlarımızın da görüşünü aldıktan sonra daha detaylı açarız. Açarız, peki. Şimdi ben Ankara'ya dönmek istiyorum, Ankara Stüdyosu'nda. Tamam, kısa bir reklam arasına girelim. Reklamdan sonra Ankara Stüdyosu'yla devam edelim. Çok kısa bir reklam arası. Reklam arasında biz her zaman olduğu gibi tabii konuşmaya devam ediyoruz. Hele Şeref Hocam buradaysa ediyoruz. Çok da fazla mesaj aldım. TODEX mağdurları da keza mesaj atıyorlar. Bir şekilde o süreci de konuşacağız ama bir sonraki bölümde daha süremiz var. Uzun uzadıya konuşacağız. Cüneyt Başaran da katılmış. Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz enine boyunaya. Şeref Hocam'la konuşurken Cüneyt Başaran diyor ki... bir Çin çarpması yaşıyoruz kısaca. Ama işin felsefi boyutunu da anlattı bize. Çok güzel, sağ olsun. Ben ama Ankara Stüdyosu'ndaki konuğuma dönmek isterim. Ardından Cüneyt Başaran'a döneyim. İşin uluslararası boyutunu konuşalım biraz. Ve daha sonra da işin en son hukuki boyutunda tabii ki Volkan Bey'e geleceğim, konuşacağım. Erkin Bey, şu dakikaya kadar katılımcılarımızın konuşması bağlamında söylemek istediğiniz... Ses geri geliyor arkadaşlar bize. Şimdi hali oldu mu? Hali oldu. Tamam, şimdi hali oldu. Şu yine ses geri geliyor bize arkadaşlar. Onu bir organize ederseniz. Şu dakikaya kadar konuşmacıların açıklamaları bağlamında söylemek istediğiniz bir şey var mı ilk giriş olarak? Çünkü hepimiz bu sert düşüşü merak ediyoruz. Bunu konuşacağız. Niye oldu gerçekten bu sert düşüş? Bir taraftan işte Elon Musk'ın açıklamaları mı, bir tweet'i mi, yoksa bir Çin etkisi mi? Belki bunları konuşacağız ama onun öncesinde bir küresel sermaye kavgası mı yaşanıyor? Siz ne dersiniz? Soru bana sanırım, öyle değil mi? Soru size. Cüneyt Bey'e değil, anladığım Yok, hayır. kadarıyla. Cüneyt Bey'e sonra geleceğim, soru size. Efendim, ben aslında birazcık sizi geriye götürmek istiyorum. Yani biz bugünleri konuşuyoruz. 2009'da hayatımıza girmiş bir Bitcoin gerçeği var. Arkasından 2013-14 blok zincir 2.0 dünyasının önemli temsilcisi Ethereum'un oyuna girmesi. Birinin parayı merkeziyetsizleştirmesi. Arkasından blok zincir 2.0'la internetin merkeziyetsizleşmesi sürecinin başlamasını konuşuyoruz ama aslında... biraz önce Şeref Hocam da, sevgili Cemil Hocam da vurgu yaptılar. Ben biraz daha geriye götüreceğim. Olur, 1985 olur. yılında. Olur. Yani bunun ne menem bir savaş olduğunu, ne kadar öncesinden işaret fişeğinin devreye sokulduğunu görebilmek açısından. 1985 yılında Siberpunk hareketi kuruluyor. Siberpunk hareketi daha hayatımızda bu mahremiyet derdine düşmemiş olduğumuz dönem. İnternet yok. Yani bugün artık mahremiyetimiz ticarete konu bir mal konumunda, bir ürün konumunda. 1985 yılında bu sayıkla kurulmuş olan bir hareketi konuşuyoruz. Bu hareketin kurucularından David Chaum 1985 yılında bir makale yazıyor. Hı hı. Ve bu makale bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Makalenin başlığı aynen şu: Büyük Birader'i hükümsüz bırakacak ödeme sistemleri. Aslında 1985'ten sonra birçok kripto para denemesi oldu. Bunlar Bitgold denendi, işte DigiCash denendi ama tutmadı. 2009 yılı farklı bir ortam vardı. Global kriz, küresel kriz, dolar ve euro gibi itibari paralara karşı yaşanan güvensizlik, o güven bunalımı aslında buradaki hareket tetikledi. Şimdi neden bugün bunu konuşuyoruz? 200'den fazla ülke var dünyada. Dolaşımdaki paranın, istediğiniz şekilde bunu ölçümleyebiliriz. Merkez bankaların rezervlerindeki paranın öyle ya da böyle %60'ı dolar, %20'ye yakını da euro'da. Yani iki tane dev var karşıda. İki dev rezerv para. Rezerv para ne demek? Dünyanın
her yerinde ödeme aracı olarak kabul edilen para demek. Kabul edilen, tabii. Polonya'da taksiye bindiniz, taksiye, sürücüye dolar verdiniz, kabul eder. Dolayısıyla rezerv para bu demek. Şimdi bu rezerv para beraberinde o eskilerin meşhur tabirini de hayatımıza getiriyor. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Dolayısıyla Amerika'nın sadece F-35'lerle hava hakimiyeti, sadece Silikon Vadisi ile teknoloji hakimiyeti değil konu. Aynı zamanda finansal sistemde dolar üzerinde kurduğu büyük bir hakimiyet var. Şimdi bu gerçeği bir kenara koyalım. Bu gerçeği bir kenara koyduktan sonra ben 2017'ye götürüyorum sizi. Tamam. 2017'de kripto para dünyasına, yani 2009'dan beri var, 2011'de Litecoin geldi vesaire vesaire, ama asıl büyük fiyat dalgası, yükseliş dalgası 2017 yılında yaşanmıştı. O zaman Amerika'nın önemli, dünyanın en önemli borsalarından biri olan Chicago Mercantile Exchange Bitcoin'i işlemlerini kabul edeceğini, açacağını duyurmuştu. Ve o beklentiyle müthiş bir rally oldu, yükseliş oldu, ama orada alanlar kimdi? Erkin'di, Cemil'di, efendime söyleyeyim Murat'tı. O gün kurumlar yoktu oyun içinde. Dolayısıyla Merkez Bankası başkanları da şu açıklamaları rahat rahat yapıyorlardı. Bunların geleceği yok. Şimdi ne diyecek konuma geldiler? Bunların yatacak yeri yok konumuna geldiler. Çünkü 2020 yılında çok farklı bir denklem devreye girdi. Biraz o denklemi bize anlatın. Esas işi kripto para, blok zincir teknolojisi olmayan kurumlar. Tesla. Bunun en önemli örneklerinden biri. Amerika'da, Nasdaq'ta borsaya açık işlem gören MicroStrategy. Bunlar birikimlerini, hani biz ne deriz, bankalar hesabı. Ve şirketler elde duran, boşta duran, altın duran nakdi bir şekilde devlet tahvilinde, özel sektör tahvilinde, yabancı parada, dolarda, euroda, TL'de, mevduatta, orada burada değerlendirir. Ben artık bu fazlamın, nakit fazlamın bir kısmını kripto paralarda değerlendireceğim diyen şirketler olmaya başladı. Elon Musk ortaya bunların başındaydı. Çok büyük bir tehdit. Tabii tabii. Çok büyük bir tehdit. Evet. Ve akabinde şunu görmeye başladık. Yani kurumların ilgisi tehdit oldu ve yakın bir gelecekte herhangi bir merkez bankasının, atıyorum, hani şimdi blok zincir dostu ekonomilerden biri kim? İsviçre. Dese ki ben de rezervlerime şu kripto paradan, şu kripto paradan koyuyorum. Şimdi bunlar önemli. Bu tehdidi görünce ve en önemlisi, bana sorarsanız, son dönemde bu blok zincir 2.0 uygulamalarını, yani birincisinde işte Bitcoin, kim kime ne kadar para gönderdi. Bitcoin'in teknolojisi bu. Kim kime ne kadar para gönderdi. Ama blok zincir 2.0 dediğinizde daha önce borsanın yaptığı, o call center'ı olan, yüzlerce çalışanı olan, yazılımcısı olan, merkezi borsaların yaptığı işi yazılımla yapabilen merkezi olmayan borsalar bir anda pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Dolayısıyla ve ilk çıkan coinler, böyle Binance gibi, efendim Coinbase gibi dünyanın ilk sıralarında yer alan borsalar, merkezi borsalarda değil, bu merkeziyetsiz borsalarda önce alınabilir hale geldi, satılabilir hale geldi. Şimdi burada büyük bir yükseliş var. İşte bu yarın sigorta şirketleri, yarın portföy yönetimi şirketleri, yarın türev ürünler ki şimdiden sıçradı. Şimdi bunlar çok büyük tehdit ve milyonlar oyunun içinde. Artık binlerce, işte Türkiye'de bile 2,5 milyon olarak bir rapor yayımlanmıştı. O tarihten sonra müthiş rally oldu. 3,5-4 milyon civarında cüzdan var. Yani sadece Türkiye'de. Tabii. Yani bu akıl almaz bir boyut. Yani haliyle de bu noktada devreye girecekler. Herkes olaya negatif tarafından bakıyor. Bugün Çin'in yasaklamaya çalışması aslında kripto para dünyasının ne kadar büyük bir güç, ne kadar büyük bir tehdit olduğunun da göstergesi. Bugün Amerika'nın vergilendirmeliyiz. 10 bin dolardan daha büyük tutarlı transferlerinizi kriptolarla yaptığınızda
bunu açıklamak zorunda kalacaksınızın masada, masaya getirilmiş olması. Dönüp bu arada hani bu işin kara para aklama tarafı sadece bu kripto paraları itibarsızlaştırmak için kullanılan en önemli argümanlardan biri olduğunu düşünenlerdenim. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü bakarsınız raporlara dünya genelinde kara para aklama, efendime söyleyeyim yeraltı ekonomisi dendiğinde dünyanın başat parası dolar burada başı çekiyor. Hani bu gerçeği unutmamak lazım. Ve Amerikan devletinde önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu da hemen hemen buradaki bütün katılımcılar da biliyor. Bu noktada kripto varlık, kripto para ayrımı da önemli. Hemen onunla ilgili de görüşlerimi söyleyeyim. Kripto para dediğiniz anda aslında siz bir değişim aracını, değişim aracı özelliğini konuşuyorsunuz. Türkiye'de bile bu yönetmelik gelmeden önce işte çeşitli Anadolu'daki çeşitli şehirlerde çay evi işte ben şu kripto parayla ödeme kabul ediyorum demeye başladı. Dünya devleri işte booking.com'lar, Amerika'da Dallas Mavericks şirketi bilet basketbol bileti satışlarını Dogecoin'e yapmayı kabul etti, açıkladı. Şimdi bu değişim aracı, bu değişim aracı özelliği hani varlıkken çok büyük tehdit görmüyorlardı. Bir Mike aldı Bitcoin'i 10 bin dolardan çaktı 60 bin dolardan hani ona çok takılmıyorlardı. O çünkü bir tasarruf aracı özelliği. Tabii. Ve bu tarafta değişim aracı paranın en önemli işlevi öne çıkmaya başlayınca arka arkaya kamudan Amerika'sı, Çin'i şey gelmeye başladı. Hamle gelmeye başladı. Ama bunu unutmayalım. Yasaklayan ülkelerin sayısı arttıkça gelin bize. Biz size muhteşem bir ekosistem yaratıyoruz. Ey dünyanın en iyi yazılımcıları, ey dünyanın en iyi matematikçileri, ey dünyanın en iyi kriptologları, şifre bilimcileri, açık inovasyon, gençler, yeni kuşak, yeni ekonomiye inananlar, gelin bizim ekosistemimizde bu sizin aklınızı biz buraya getirelim. Sizin teknolojilerinizi, sizin projelerinizi buraya getirelim de bundan sonra... Bundan sonra çıkacak olan tek boynuzlular, yani çok kısa sürede değeri 1 milyar doları aşacak olan o şirketler bizim ülkemizde yeşersin. O nedenle ben bu yasaklamaları ve kamunun almış olduğu önlemleri bir, yasaklamayanları besleyeceğini, iki, bu dünyanın giderek... kabul edilmeye başlandığının önemli bir çok net bir şey yok. Söylüyor. Yani Erkin Hocam diyor ki aslında evet bu yasaklamalar oluyor ama yarının dünyası bu ve bir şekilde o yasaklar da o kabul edilmeye başlanacağını da göstergesi. Cüneyt Başaran'a dönmek isterim. Aslında Çin'in yasaklamaya çalışması bir taraftan ne kadar da tehdit oluşturduğunun da göstergesi, yani ne kadar ürküldüğünün göstergesi. O yüzden biz Çin çarpması dedik yani bu sert düşüş noktasında. Bir de Amerika Hazine Bakanlığı 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin Amerikan Vergi Dairesi'ne bildirilmesi talebi yer aldı. Bu da birazcık o kendi iktidarlarının sarsılacağı ya da Şeref Hocam'ın dediği gibi ilk başta Cüneyt Bey siz yayında yokken yani bir tehdit oluşturduğunu ve iktidarlarının sarsılacağı noktasında aslında bir düşünce ve hemen işte alınmış kararlara bakıldığında gösterge o. Uluslararası sermaye ile ulus devletlerin bir racon kavgası dedi ilk başta Şeref Hocam. Bir bunu sormak isterim elbette. Bir de doğal olarak biz bugün ne yaşıyoruz? Kripto parada küresel sermaye kavgası yaşanıyor, o net ama bu sert düşüşü de biraz siz bize açıklayın istiyoruz. Yani sadece Elon Musk ya da Çin etkisi mi yoksa başka bir şey mi? Herkese iyi akşamlar. Mümkün olduğunca bahsetmiş olduğunuz konulara katkı sağlamaya çalışayım. Şimdi birkaç tane teorinin aynı anda çarpıştığını görüyoruz. Yani bunlardan bir tanesi biraz evvel de konuşulduğu gibi ki ben yayına girmeden önce de dinliyordum sizi. Bir tanesi şu. Kripto para, daha doğrusu altında yani blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinde çalışan ve onların işte bir arabadaki bir motorun yağ durumunda olan kripto paraları nasıl tanımlayacağız? Şimdi bunlar emtia mı? Bunlar acaba dijital bir para mı?
Bunlar menkul kıymet mi? Ne diyeceğiz? Bir defa en büyük çatışma burada oluyor. Tabii. Bazı ülkeler hiç bu kadar inceliğine girmeden, ki bu ülkelerin genel özellikleri genellikle kapalı ekonomi olmaları ve kendi ulusal devlet, tek regülatör ve işte her şeyi o surveillance denilen her şeyi kontrol etmek istiyorum yukarıdan anlayışının genel olarak hakim olduğu yerler. Hiç bu kadar ayrıntıya bile girmeden altındaki blockchain teknolojisini alıp onunla ilgili ben kendim para çıkartacağım. Bunu zaten size sunacağım bazı özelliklerini ayıkladıktan sonra, ama geri kalan özellikleri beni bozuyor diyerek yasaklama olayına gidiyorlar. Geri kalan Batı dünyasında ise, çoğunluğu Batı dünyasında ise başka bir tartışma konusu var. Yani buna dijital para diyen Avrupa'da bazı ülkeler var misal. İşte buna MTL diyen ülkeler var. Buna menkul kıymet diyen ülkeler var. Bir defa bir kafa karışıklığı burada. Çünkü ben şuna ilk önermemi şurada yapayım ya da ilk tespitimi kendi adıma şurada yapayım. Ben bu yasaklayanlarla yasaklamayanlar arasındaki bir defa bir farkı görelim. Yani bundan yıllar evvel, hatta bir yıl öncesine kadar çok duyuyorduk ekranlarda. İşte Amerika kendi parasını ya da Batı kendi parası üzerinden sistemi kurmuşken, işte rezervlerin %60 küsürü Amerikan dolarındayken, ticaretin %75 Amerikan dolarındayken, keza Euro ciddi bir rezerv para olma konusundayken, kendi tahtını sallayıp da böyle Bitcoin ya da benzeri kripto paralara yol verir mi den, bugün geldik ki yani gayet güzel yol veriyorlar. Sadece bir şeye oturtmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğunca ehlileştirmeye çalışıyorlar. Mümkün olunca sistemle nasıl yan yana getirtebiliriz? Böyle yavaş mümkün yavaş olduğunca, setler koyarak herhalde. Koyarak. Mesela hani şu an İngiltere, benim bulunduğum yerde kripto parayla ilgili tanımlar bayağı büyük oranda oturmuş vaziyette. İşte mesela perakende müşteri, yani ben bir başkası kripto parada kaldıraçlı işlem yapamaz mesela. Bunu açıkladılar. Ondan sonra kripto parayla işlem yaptığınızda yıl sonunda bunu doldurmuş olduğunuz formu yazmak zorundasınız. Şu kadar aldım, bu kadar sattım, şu kadar kar elde ettim. Ve bu menkul kıymet geliri olarak gösteriliyor. Oradan vergi vermek zorundasınız. Kripto parayı bazı kredi kartları, bazı kartlar, özellikle fintech ve startup şirketlerinin çıkarttığı bazı kartlar, hem oradan kripto para alabiliyorsunuz, hem de herhangi bir alışveriş yaptığınızda oradaki kripto para şeyinizden düşüyor. Örnek, 100 pound'lık bir alışveriş yaptınız. Anında işte diyelim ki Bitcoin'iniz varsa, şu kadar Bitcoin'e düştü, o kadar ödedim diyor. Yani Bitcoin'i ödemiyor ama pound'u gönderiyor, Bitcoin olarak düşüyor. Yani ödeme aracı olarak kullanan da var. Burada bazı şirket, mesela WeWork değil mi? Geçenlerde Amerika'da açıkladı, Tesla'nın yanında. Biliyorsunuz WeWork bu yeni dünyada ofis tutmayın, gelin benim ofislerimi kullanın diye ortaya çıkan bir şirket. Özellikle bu Covid'de çok zorlandı. Ne dedi şimdi? Artık dedi ben ödemelerimi Bitcoin'de kabul ediyorum dedi. Hatta ben de aldığım Bitcoin'lerle kiraladığım, yani home owner'lı, daha doğrusu bina sahiplerine öyle ödeme yapacağım dedi. Yani Batı'da işte PayPal keza çok örnek verilmiştir ama PayPal birçok currency'nin yanında, kurun yanında kripto parayı da koydu bazı ülkelerde. Bunu da ödeme yapabilirsiniz dedi. Yani aslında beklenenin aksine Batı mümkün olduğunca gediklerini kapatarak, mümkün olduğunca olayı anlamaya çalışarak, altındaki blockchain teknolojisiyle karşı çıkamayacağı için, bir çoğuna göre burada blockchain is the new internet, yani blockchain'in 35 sene önceki internet gücüyle geldiğinin de farkında olduğu için olayı sağını solunu toparlamaya çalışıp, tırnak içerisinde ehlileştirmeye çalışıp bir şekilde kontrolü altına alamasa da beraber yürümeye çalışmanın yolunu ararken, başka ülkeler de işte Çin bunlardan bir tanesi, işte Kuzey Afrika ülkeleri var, Bolivya var, birçok ülke var, direkt kapattılar dükkanı. Şimdi bir defa böyle bir ayrım var. O yüzden ilk sorduğunuz sorunun cevabı, hani dünyada o çift kutuplu gittiğimiz dünyada aslında o kutubun akslarına benzer akslarda bir kripto para kullanımı konusu bir ayrışma var. Hem de bundan bir yıl öncesindeki birçok uzmanın söylediğinde aksine bir ayrışma var. İkinci konu, kripto paraya hani bir fiat currency gibi, yani bir ülkenin çıkartmış olduğu bir para birimi gibi hüviyet verelim mi, vermeyelim mi? Bu Batı'da da tartışılıyor. Yok, o kadar ileriye gitmeyelim. Hani bizim paramızın yanında olabilir. İsteyen bununla ilgili de ödeme yapabilir. Ancak hani ben buna bu sıfatı vermem diyenler var. Buna menkul kıymet diyelim. Alınsın, satılsın, çok spekülatif. Sonuçta bir para olmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. O şartların bir kısmı var, bir kısmı yok diyenler var. Ama bu da sağlıklı bir tartışma.
Çünkü hani illa bu fiyat blockchain ürünü olan tokenların ya da coinlerin ödeme aracına dönmesi ya da bir para gibi işlem görmesi gerekmiyor. Belki bir kısmının amacı bu olabilir. Ama ciddi bir kısmının amacı aslında ya bu sizin artık yıllardır değiştirmediğiniz işte Swift gibi ödeme sistemlerini ben bu getirdiğim teknolojiyle ve üzerinde yürüyen tokenlara değiştirmek istiyorum. Bir kısmının amacı öyle işler yapıyorsunuz ki işte biraz evvel örnek de verildi. İşte noter işi olsun, kiralama işi olsun, leasing işi olsun. İnanılmaz çok fazla girdi var. Bir sürü paperwork dedikleri kağıt işi var. Ya bu kadar sene olmuş 2020. Hani benim teknolojide buna gerek yok. Hepinizi bir platformda toplayayım. Üzerine bazı kontratları yapayım. Bu iş çok rahat ilerlesin diyenler var. Bir kısmı başka bir şeyin peşinde. Yani hepsi illa hani fiat currency dediklerimiz ülkenin çıkarttığı paraların yerini tahtına da oynamıyor. Evet. Dolayısıyla toparlayıp tekrar sözü size bırakayım. Bu yok daha hayır yani konuşuyoruz daha çok vaktimiz var ama bütün bu konuşmalardan da Cüneyt Bey hemen hemen sizinle de böyle 2-3 günde bir aslında elbette başka bir Covid gündemimiz biliyorsunuz sizinle çok oluyor konuşuyoruz ama bütün bunları bu kadar böyle haber masaları da kurup konuşuyorsak işte bir taraftan mağdurlar var bir taraftan çok kazananlar var. Tesla gibi şirketlerin işte Elon Musk'ın açıklamaları var, Çin'in yaptırımları var, yasaklamaları konuşuyorsak yani sanırım Ankara Stüdyosu'ndaki Erkin Bey'in dediği gibi olacak. Yani bu konuşmalar yarının dünyasının bir anlamda göstergesi galiba. Yani Hülya Hanım bana şöyle bir cevap vereyim. Yani yarının dünyası mesela, bu olacak. Yani bu kadar, evet buyurun. Yarının dünyasında birçok anahtar kelime olacaktır. Yani mesela bunlardan bir tanesi işte 5G teknolojisi olacaktır. Yarının dünyasındaki anahtar kelimelerin bir kısmı işte yapay zeka ve bunun etrafında oluşan gelişmeler olacaktır. Ama gene yarının dünyasında muhtemelen birçok geleneksel bankacılık hizmetleri, işte aracılık faaliyetleri gibi birçok alanda hani bu blockchain ve benzeri teknolojilerin yanındaki o tokenlarıyla beraber devreye gireceği çok aşikar. Hani bunu hangi ülke onay verir, hangi ülke vermez, hangi ülke bununla barışır, hangi ülke kestirip atar bilemiyorum. Ama kestirip atmanın tek başına çözüm olmayacağı konusunda benim de bir kanaatim var. Mesela şöyle bir örnekle tekrar devam edeyim. Türkiye'deki haber kanalları gibi işte Habertürk'te şu anda olduğu gibi Bloomberg HD'de gün boyunca 2 günden beri devam ettiği gibi başka kanallarda da. Mesela bugün Bloomberg International daha 2 günden beri sizin yerinizde oturan oradaki anchor ya da işte konuşma moderatör şöyle başlıyor konuşmaya bir konuk çıktığında. İşte bilmem kim size aslında FED tutanaklarını soracağım. Yani bir yandan da işte mikroçip krizi aldı otomobil sektörünü şu hale getirdi. Ha bir de tabii Covid ile ilgili aşılamalar bunların hepsi çok önemli ama önce şunu sorayım. Kripto parasının dünyasında ne oluyor diye soruyorum. Evet. Yani bu hani dünya büyüklüğündeki bir ajansın yayın akışını nasıl yıktığını ve nereye götürdüğünü söylemek açısından söylüyorum. Dolayısıyla hem ilgide bir çok büyük artış var. İşte 100 milyonun üzerinde belki rakamı daha net biliyordur arkadaşlar. Oradaki diğer katılımcılar hesaptan bahsediliyor. Coinbase gibi işte buranın en büyük exchange'inin borsasının kapitalizmin başkentinde Nasdaq gibi borsada yani müesses nizamın tam göbeğinde gelip bayrak dikebildiği, halka arz edebildiği bir dönem var. Bir sürü aracının kabul ettiği, alıp satımına onay verdiği bir şey var. Dünyanın dört bir yanında %15, %20'ler civarında hatta nüfusun zaman zaman aldım sattım diyen insan var. Dolayısıyla bu Bitcoin düşer çıkar hikayesi bir hikayedir ki ben o kısma girmeyeceğim. Hani fiyatı daha yükselir düşer benim uzmanlık alanım değil. Ama onun dışında hani blockchain ve kripto paraların buradan sonra bizim hayatımızda olmayacağını düşünmek biraz naif kalır bence. Evet ben de sizin gibi düşünüyorum. Kesinlikle olacak ve yarının dünyası. Bugün bu arada yine bu dersimize çalışırken Volkan Bey size geleceğim. İşin hukuki boyutunu şöyle soracağım ama çok hoş bir şeydi. Profesör Doktor Emre Alkin, Emre Alkin Hoca'ya da buradan selam yollayalım. Şimdi bu sert düşüş üzerine biraz da aslında
bu programı yapıyoruz. Yani bu sert düşüş, kayıplar, işte var olan kripto meselesine, bu paraya, coinlere olan rağbet bir taraftan mağdurda yarattığı işte TODEX mağdurları, sokağın gündemi, taksiye biniyorsunuz artık hani o sokağın gündemi ve sokağın da merkezi haline gelmişse artık hani diyorsunuz, altın günleri yerine şu anda kripto günleri yapılıyor. Şeref Hocam'ın dediği doğru, altın günleri yerine. Şimdi bu düşüş deyince, bu düşüş birden böyle bir sarsıntı yarattı tabii. Çünkü coin alan çok insan var çevremizde. Ama mesela Emre Hocam diyor ki ya bir dakika, hani bir sakin olun. Hani geleceğin dünyası evet bu, ama 2019'da parasını, 2019'u bir düşünün diyor. Parasını, dolarını bozdurup faize yatırmış birini düşünün mesela diyor. Bunun diyor kaybı, bu kişinin kaybı neredeyse %40'tır diyor. Arkasında mesela koca koca diyor işte biraz önce hem Erkin Hocam'ın hem de Cüneyt Başaran'ın söylediği gibi işte o devletlerin, merkez bankalarının durduğu paralar mesela, onlar da çökmüyor mu diyor, onlar da çöküyor diyor. Yani dolayısıyla Bitcoin'in düşüşü insanları niye bu kadar korkutuyor diyor. Korkutmasın. Hani artık yarının tırnak içinde dünyası. Şimdi bunu konuşacağız. Ben ilk turda size söz vermedim. Çok teşekkür ediyorum sabrınızdan ötürü. Ama bir hukukçusunuz. Biz ne konuşursak konuşalım iş hukuka dayanır mutlaka. Özellikle bu kadar çok mağdurda yaratıldıktan sonra. Ben şunu çok merak ediyorum. Siz aynı zamanda bir bilişim uzmanısınız. Şimdi siz de yani bilişim hukuku noktasında... En çok bu kripto mevzusunda size ne soruluyor? Yani kapınızı çalan çok fazla mağdur da var. Onu biliyorum. TODEX mağdurları da var. Ona da geleceğiz. Ama en çok böyle Hülya üstte şu soru duruyor. Yani şu konuda sıkıntılılar ve bundan dolayı benim kapımı çalıyorlar denilen ne var mesela? Ne söylersiniz? Sonra biraz geliştirelim, konuşalım. Paramızı alabilecek miyiz? Paramızı alabilecek miyiz? Evet. Bu bir numaralı soru. Ama bundan daha önemli soru Hülya Hanım, devletler bunu düzenleyecek mi? Düzenleyebilirler mi? Aslında yasal düzenleme. Evet. Yani bugünkü bu programın konusunu dikkate aldığımızda, ki çok güzel bir yerden girildi, yani işin felsefesinden girildi. Şeref Hocam sağ olsun. Evet sağ olsun. Evet. Gerçekten bu düzenlenebilir mi, düzenlenemez mi? Esas tartışmamız gereken bu. Çünkü burada o merkeziyetçi yapının binlerce yıldan beri getirdiği para, o güç, hükmetmek. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyaya hükmediyor. Niye? Rezerv para. Avrupa Birliği rezerv para %20'siyle bile hükmediyor. Bir anda kim olduğu belirli olmayan kişiler tutuyor. Bir dakika, ben yeni bir varlık yarattım diyor. Bunu kimi yerde ödeme aracı olarak da kullanırım diyor. Kimi yerde bir yatırım aracı olarak da kullanırım diyor. Devletler bir kere bunu düzenleyebilirler mi? İkincisi, düzenlemeliler mi? Üçüncüsü, acaba devletlerin ortaya çıkarttığı kripto para olur mu? Bir kere devletler kripto paranın kendisini düzenleyemezler. Adı üstünde, o şifrelemekten geliyor. Tabii. Her dijital para eşittir kripto para değil. Her kripto para aslında eşittir dijital para, ama kriptoloji işin içine girince anonimlik giriyor ve devletlerin bunu düzenleyemeyeceği ortaya çıkıyor. Ayrıca bu çıkan kripto paraların çıkış felsefesi de zaten dağıtık bir yapıda olması ve merkeziyetçi yapının dışına çıkması. Bu nedenle düzenlememesi de gerekiyor. Yani siz kripto TL yarattığınızda bunun hiçbir anlamı olmayacaktır ve bugünkü bir Bitcoin'in veya Ethereum'un yarattığı etkiyi de yaratmayacaktır. Peki devletler ne yapmalı? Onu da yapmamalı, bunu da yapmamalı. Orada Cüneyt Bey çok güzel açıklamada bulundu. Avrupa Birliği ne yapıyor? Çünkü mağdurlar da var bir taraftan. Tabii. Çünkü mağdur da yaratıyor bu süreç, görüyoruz. Şimdi ben devlet olsam, hı hı, kripto paraların hepsini yok etmek isterim. Açık ve çünkü net. Çünkü tehdit oluştu. Çünkü bana büyük tehdit. Benim egemenliğime çok büyük bir tehdit. Ama öyle gürül gürül akan, bir çağlayan şeklinde akan nehir var ki, siz önüne ne set koyabiliyorsunuz ne baraj koyabiliyorsunuz. Yıkıyor, atıyor, gidiyor. Ne yapmanız lazım? O zaman ona yön vermeniz lazım. Mümkün olduğu kadar yavaş Cüneyt yavaş. Cüneyt Başaran dediği gibi biraz böyle ehlileştirmek lazım. Aynen. Aynen. Onun yatağını biraz ehlileştirmek, akış hızını biraz sizinle paralel hale getirmek lazım. Akıllı devletler yasaklamak yerine bunu yapıyorlar. Zaten ellerinde de başka enstrüman yok. Peki buradaki en önemli ehlileştirme nerede yapılmalı? Hep aynı şeyin üzerine vuruyoruz. Bu
kendilerine tırnak içinde borsa diyen ama hukuki anlamda, teknik anlamda borsa olmayan aracı kurumlar üzerinde. Çünkü mağduriyetleri yaratan aracı kurumlar. Şimdi bugün hani bu sert düşüş var ya, o bir mağduriyet değil. Emre Hoca çok güzel açıklamış. O gün dolardan faiz ödenenler bugün ne yaptı diye. 2019'u örnek veriyor. Diyor ki parasını dolarını bozduru faize yatırmış bir kişiyi düşünün diyor. Yani %40 diyor kayboldu. Ve diyor %40 kaybı olan bu insanların arkasında koca koca bankalar, işte merkez bankaları, devletler var. Ya diyor Bitcoin'in düşüşü insanları hani bu kadar korkutuyor. Ben niye diye sormaktan kendimi alamıyorum diyor. Çünkü sonuçta bu merkez bankaların arkasında durduğu... bu paralarda çökmüyor mu diyor. Burada değer kaybı yaşamıyor musunuz diyor. Çok ama çok yeni bir şeyden bahsediyoruz. İnsanların kaygısı çok burada normal. Ama tırnak içinde o parayı alıp da birden büyütmek, o açgözlülük noktasında da Şeref Hocam'a elbette geleceğim. Yani Şeref Hocam o işin psikolojisini de mutlaka bize anlatacak. Zaten bizdeki en büyük sorun bu. Ne? Aslında kapkaççı olmak. Açık ve net bunu söyleyelim. Gerçek anlamda bakın şu insanlar var, benim tanıdıklarım var. Günün 20 saatini ekran veya monitör karşısında geçiriyorlar. Sürekli dünyanın tüm borsalarını takip ediyorlar ve çok ciddi paraları yönetiyorlar. Bu adamların profesyonel işi bu. Bunlar buradan tabii ki bir sepet yaptıkları için sürekli bir kazanç halindeler. Benim gibi sıradan ekonomiden anlamayan hukukçular işte az çok kenarda parası var, ne yapıyorlar? Ya faiz ya döviz. Ya gayrimenkul oluyorlar, öyle gariban gariban altın takılıyorlar veya altın. Şimdi ben istiyorum ki hem kendi hukukçuluk işimi yapayım, yani dava dilekçelerimi yazayım, kitaplarımı yazayım, derslerimi anlatayım. Ama bir yandan da kenardaki paramla büyük paralar kazanayım. Halbuki o büyük para kazanmaya bir şey ayırmıyorum, zaman ayırmıyorum, mesai ayırmıyorum. Ne yapıyorum? Ya işte spor salonundan Ahmet abi geliyor, Bitcoin varmış çok kazandırıyor. Öteki geliyor, bilmem ne fonu varmış çok kazandırıyor. Bu akşam siz... saat 12'yi bekleyin. İşte Elon Musk bir tweet atacak. Doge uçacak. Aynen. 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 Ne oluyor? Siz Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oluyorsunuz. Tabii. Yani siz çok para kazanıyorken emin olun ki birileri karşılığında bunun çok para kaybediyor. Bu başka türlüsü yok. Dolayısıyla makul yatırımcı şunu yapar. Uzun vadeli yatırım düşünür. Hisse senedi yatırım danışmanlarına gidin profesyonel. Çünkü bu SPK'ya kayıtlıdır. Onun dışında bu yatırım danışmanlığını yapamazsınız. Hep size şunu söylerler. Bir, risklerinizi dağıtın. İki, orta veya uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli düşündüğünüzde çakılırsınız. Şimdi çakıldığınızda ben mağdurum. Devlet beni kurtarsın. Peki sen oradan parayı kazandığında devlete vergi veriyor musun? Hayır. Aracı kurumlar devlete bir fona, şeye olduğu gibi... TMSF'ye oraya buraya olduğu gibi fon ayrılıyor mu? Hayır. Vergi veriyor musun? Hayır. Peki sen oradan kazanç elde ediyorsun. Vergi vermiyorsun. Çok şeyle vergi veriyoruz da. Neden benim vergim onu aktarılır? Çok şeyle vergi veriliyor da. Yani. Tamam haklısınız da vergileri niye veriyoruz? Kamu hizmetleri görülsün aynen. diye. Birileri risk alıyor çok para kazanacak. Kaybettiğinde aynen. benim vergimden niye karşılansın? İşin diğer hukuki ilk soruya gelir isek paramızı alır mıyız? O paralar, o özel şifreler, Bitcoin'deki Erkin Bey de birazdan anlatır. O özel anahtar ele geçirilmeden tahsilatı biraz zor. Özel anahtarı nasıl? Diyelim ki o TODEX'teki şüpheli kişiyi getirdiniz yurt içine. İşkence yapıp ondan özel anahtarı alamazsınız. Tabii. En nihayetinde yargılarsınız, hapse atarsınız. Bu adam da hapis cezasını göze alıp o anahtarı vermez ise, bu kadar yüksek miktardaki para için içeride yatmaya değer der ise... Neyi azleteceksiniz? Ofisine gitmişler, haciz yapmışlar. Sandalyeyi, masayı, kalem kutusunu azlettiniz. İhaleyle açık arttırmaya çıkartın, satın. Ne alacaksınız? Hesabı siz yapın. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar reklama mı giriyoruz yoksa devam ediyoruz? Ya Şeref Hocam ben yine o zaman turun başına döneyim. Yine sizinle devam edelim. Ya Türkiye'de çok ciddi bir talep var. Tabii rakamları evet. hangi konuğumuz daha çok hakimse o rakamları da paylaşsın istiyorum. Çünkü o rakamlar önemli. Ama Haluk Zülfikar beyefendi rakamlara hakimdi. Tabii ama bu dün akşam... kendisiyle konuştuk. Buradan evet. ona selam gönderiyorum. Selam gönderiyoruz. Hem de Haluk Hocam bizimle birlikte olacaktı. Ama kendisi evet. Son anda böyle biraz rahatsızlandı. Kendisini de çok severim. O da beni sağ olsun. Geçen iki hafta önce de yine böyle bir masa kurduğumuzda kırmayıp gelmişti. Uzun uzadıya da konuşmuştuk. Biraz rahatsızlandığı için bu akşam katılamadı. Çünkü işin istatistik boyutunu da Haluk Hocam'la konuşacaktık. Ama Şeref Hocam da
Dün onunla beraber beraberdiniz, o bilgileri alacağız. Habertürk'teki programda konuşurken, evet. Ben Türkiye'de kripto paralara el değen 6 milyon civarında insan olduğu araştırmalar onu gösteriyor. Fakat o bizim yaptığımız anketlere göre 14 milyon kişi de bununla ilgili. Talep niye bu kadar fazla? Çünkü yani bunun bir nedeni var, sebebi şimdi, var. Şimdi geleneksel yatırım alanlarında kendine, onların kurallarından bıkanlar, kendilerine yeni mecra arayanlar. Artı bir de Cüneyt'in de çok güzel söylediği uluslararası sivitten sıkıldık. Yani bugün Venezuela sivit dışarısında olduğu için yani malını bedava bile satsa parasını alamadığı noktalardan sıkıldı. İnsanlar farklı arayışlar içine giriyor. Ama Türkiye'de çok daha ilginç bir şey oluyor. Türkiye'de özellikle kazandığından daha fazlasını harcama eğilimi, ki bu borç yükü bize hep getiriyor. 2000 yılında böyle yaptı, 2001 geldi, 2009'da öyle oldu. Bugün de aynı şeylerden yavaş yavaş söz etmeye başladık. Kazandığından daha fazlasını harcama eğilimi mi? Eğilimi, yani biraz, evet. Yani kredi kartını kredi ile ilişkili bir şey zannediyoruz. Halbuki kredi kartı bir ödeme aracıdır. Evet. Kredi ile uzaktan yakından alakası yok. Sadece oradaki kredi lafı bir kafiyeden ibarettir. Yani başka bir şey değil. Ama bir de ürettiğinden daha fazlasını tüketme iştahı bizi şuraya getirdi. Acaba ben daha kısa sürede nasıl para kazanabilirim? Sadece kripto üzerinden günahlarını almayalım. Neden şimdi az önce de çok da güzel söylendi. Dünyada pek çok arkasında merkez bankaları olan, devletler olan bütün enstrümanlar da kaybediyor da niye kripto ön planda? Şimdi aklıma Özdemir Asaf'ın bir şiiri geldi. Bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Şimdi bu salgın sürecinde bütün bu ekonomilerin kapanması sırasındaki dalgalanmada en fazla göz önünde olan kripto olduğu için onu konuşuyoruz. Kolay para. Şimdi borsada özellikle 1,5 milyona yakın yeni insan geldi. Şimdi borsadaki davranışıyla kriptoki davranışı arasındaki bizim yatırım yapmak isteyen içerideki insanlarımızın tutumlarında bir paralellik görüyorum. O da şu. Yabancı bizim borsada ortalama 292 gün bir hisseyi elinde tutarken bizde bu 31 gün civarında. En uzun olduğu dönemleri ben hatırlıyorum, 2012'de 42 güne falan çıkmıştı. Geliyor borsaya, bugün hangisi tavan yaptı bu? Ha, yarın da başka hangisi tavan yapacak, seke seke sürekli kazanacağını zannediyor. Aynı şekilde kripto paralarda en büyük sıkıntı insanların finansal okuryazarlık yerine arkadaşım dedi ki, berberle konuşuyorduk, kulağıma çalındı gibi. Tamamen subjektif olarak. Bir gecede param ikiye katlandı. Katlandı gibi, dediği ha. Ya da altın günleri dedim altın az günleri önce. Oradaki konuşulan muhabbetlerden saat başı ne kadar kazandığını, ne kadar kaybettiğini söyleyen insanlarla dolu. Şimdi bu çerçevede sürekli de kazanılan bir ortamda herkes buraya geliyor. Bir an önce para kazanayım, zahmetsiz para. Nimeti alıp külfeti öteliyorsun. Ve bir müddet sonra bu kayıplardan sonra aynı bizim bir refleksimiz var. 1980'den beri şu ekonomiyi takip ediyorum. Ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Her bu tür yeni enstrüman hayatımıza girdiği zaman biz bunlarla ilgili ya zade üretmişiz, yani buradan para kazananlar, ya da zede üretmişiz. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben burada virgül koymak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Bir reklam arası vereyim. Reklamdan sonra da Şeref Hocam'la devam edelim. Ya zade ya zede. Sanırım biz zede ürettik galiba. Neden zedeleniyoruz yeni şeylerden? Onu konuşuruz. Türkiye'de de çok böyle yatırım var ama ne kadar bu piyasayı gerçekten biliyoruz? Ne kadar kripto zede ürettik? Ne kadar mağdur ürettik? Niye böyle oldu? Konuşacağız ama önce kısa bir reklam arası. Şimdi bu arada herkes kripto paraları konuşuyor, coinleri konuşuyor. Stüdyoda, rejide, bizler, hepimiz, kameraman arkadaşlarımız da dahil olmak üzere gündemimizde ve merkezde. Şeref Hocam'da kalmıştık ya, haddinden fazla bir talep mi var Türkiye'de, onu soracaktım. Çünkü çok ilgileniyoruz. Türkiye'de bu talep neden dedi ki bir zayiat da oluştu aslında, zede. Kripto zede diye. Zadeler ve zedeler. Evet. Şimdi neden bıraktığın cümleyle devam etmek istiyorum. Neden bizde bu kadar çok? Acaba bu normal mi?
Şimdi dünyada 70-80 milyon kişi bu işle ilgili diye biliyorum. Bu dünya nüfusuna vurduğun zaman her 100 dünyalıdan birisi kriptoyla ilgisi var. Fakat Türkiye'de 5 milyon 6 milyon civarındaki bir rakamı nüfusa verdiğin zaman her 100 kişiden 6'sı bu işle ilgili. Burada bir ilginçlik var. Bir i̇şte bu ilginçliği var. Biraz konuşalım. Evet. Bu işin hem şimdi bizim hem... konuda yenilikleri kullanma konusunda, fırsat gözetleme konusunda inanılmaz bir iştahımız çok yüksek. Risk iştahımız çok yüksek. Özellikle riski tanımladığımızdan kaynaklanan bir iştahtır bu. Çünkü biz riskler gerçekleştiği zaman bunu başkasına yıkma konusunda ustayız. Mesela ben hatırlıyorum, hayatımıza borsa girdi 1986 yılında. Ziraat Bankası'nın ikinci katında, Cağaloğlu'nda ilk borsamızı yeniden kurduk. Osmanlı'dan kapattığımız Esham ve Tahvilat Borsası'nı yıllar sonra 86 yılında açtık. Muharrem Karslı ilk başkanıydı ve biz bir anda borsa kavramıyla, hisse senediyle karşılaştık. O dönemde bankerler çıktı ve ayaklı borsalar çıktı. Borsa zedeler, banker zedeler çıktı. Zedeler kaybettikleri zaman kapımıza dayandılar. Biz de o zaman gazete yönetiyoruz. Ama bunlar mağdur, bunlar mahvolmuş vesaire. Dövizle alakalı konutlar satıldı, dövize bağlı enstrümanlar yeni yeni piyasaya sürüldü. Bütün insan onlara daldı, yenilikleri meraklı olanlar. Kazandıkları zaman ses seda yok. Hani ben şu kadar kazandım, şu kadarını da ben devlete vereyim ya da buyurun siz de verin değil. Ama mağdur olduğu zaman kapımıza dayandılar ki burada sosyal facialar da yaşandı, intiharlar oldu. Daha sonra konut edindirme yardımı diye bir şey çıktı. Key dedik onları, key zedeler çıktı. Devlet sonra bunları veremedi. 1990'lar kayıp yıllarda. O başka zedeleri üstlendik. Akabinde benzer bir şekilde zor taslar, zorunlu tasarruflardan gene böyle sıkıntılar yaşadık. Sonra çiftlik zedeler çıktı. Yine kapımıza dayandılar. Bir ara ben sonra sorgulayalım dedim bu işi. Ya biz niye bunlara sahip çıkıyoruz ve ne adına sahip çıkıyoruz? Şunu fark ettik, bunları sahip çıkmadığın zaman sosyal linçler de yemeye başladı. Nasıl olur bizi ortalıkta bırakırsınız, devlet neden bunları üstlenemez ki? Devlet zaman zaman bunları da üstlendiği de oldu. Ve ortaya şu çıkıyor, risk, yüksek riskin, yüksek kazancın, yüksek risk barındırdığı gerçeğinden insanlar uzak. İki sebepten dolayı. Bir, benim başıma gelmez. İki, kulaktan kulağa giderken negatif haberler saklanıyor, pozitif haberler dağıtılıyor. Ve acaba ben partiyi kaçırıyor muyum? Şu kriptoda bana gelen özellikle sorular şu. Şeref Bey, ben partiyi kaçırıyor muyum? Neresinden gireyim ve ne zaman gireyim? Şimdi bu bir risk yönetimi değil, bir finans okuryazarlığı değil. Bu tamamen ortada bir akan çeşme var. Çeşmeden bir an önce akarken doldurayım. Ya bu biliyorum, bilmiyorum, kültürü var bende yok falan diye bir kavram yok. Bir de teknolojinin bu işi bu kadar daha kolay hale getirmesi, pratikte de herkesin erişebileceği bir enstrüman haline geldi. Ama olay şudur, ben yakında bunu... Covid de biraz bu süreci bence tetikleyen süreçlerden bir tanesi. Yani teknolojiyle bir şekilde içselleştirmek ve iç içe yaşamak. Hepimizi yani, dijital hale getirdi. Tabii, dijital hale getirdi. Biraz da onun da etkisi. Gençlisi de. Bir de ekonomik durum. Evet, yani tabii. Ülkelerin evet. O ekonomik yapıları, ekonomik durumları da kaçmak zorunda. Kaçmak zorunda. Onları da belki biraz konuşmak. Bir de şu da var. Şimdi açın bu saatlerde kanalların pek çoğunda dizi var. Türk dizileri. Türk dizilerinde insanlar işte avukat, doktor, efendime söyleyeyim iş adamı, hepsi zengin. Hepsi villalarda. Hepsi Etiler'de, boğaz kenarlarında, bahçeli evlerde. Başka bir yaşam. Ve hepsi genç yaşta bu arada. Yani 30'larına yakın bu mal varlığına sahipler. Evet. Ben 46 yaşındayım. Yıllardan beri avukatlık yapıyorum, öğretim üyesi yapıyorum. Böyle bir mal varlığına sahip olamadım. Ama bu dizileri izleyen bizim genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız bir an önce bunlara sahip olma hakkını kendinde görüyorlar. Haklı olarak onlara çizilen tablo bu. Ve önlerinde emekle çalışanları gördüklerinde işte evet. Tırmala tırmala bir yere kadar. Evet. Peki nasıl para kazanacağım? Gidip banka soymayacağıma göre bu çok az sayıda kriminal bir düşünce yapısı lazım. Böyle fırsat kollamak lazım. Şimdi herkes de Şeref Hocam'ın dediği gibi pompalıyor. Herkes de bir partiyi kaçırma havası var. Bir de risk iştahından evet. Kaynaklı dedi Şeref Hocam. Birazdan Erkin Bey'e de dönmek isterim. Niye? Çünkü sosyal medyada Twitter profilinde Erkin Bey böyle çok da bakayım 13 saat önce demiş ki
risk almak için yeteri kadar cesur olmayan bir kimse hayatta hiçbir şey başaramayacaktır. Muhammed Ali'nin sözünü paylaşmış. Ama bu yönetilebilir riskten söz ediyor. Tabii. Zaten hemen geleceğim birazdan. Buyurun. Şimdi... İşte o nasıl olur? Yönetilebilir risk nasıl olur? Riskinin yani risk gerçekleştiği zaman külfeti eğer devlete, kadere şeye bağlarsan ya da felek denen hani şimdi bizde kadere iman var ya, kadere kızamıyorsun ama kahpe felek diyorsun, kötü felek diyorsun, tabii zalim felek. Tabii iyi olduruyoruz. Evet, oraya refere ettikten tabii. Sonra mesele yok. Kazandığın sürece mesele yok. Tabii. Ama tabii bu bir de bu birbirlerine iyi öyküleri anlatıyorlar ya. Bu bir Afrika atasözü vardır. Arslanlar kendi öykülerini yazmadığı sürece avcı palavralarını dinlemek zorunda kalıyoruz. Şimdi kriptoların iyi, Türkiye'den bahsediyorum. Çünkü kripto hakikaten geleceğin parası. Kripto paralar geleceğin parası ama bizdeki buna alışana kadarki reflekslerimizden dolayı pek çok şeyi zihin yapısını dönüştürecek. Risk algısını mutlaka bize getirecek. Az önce bizim altyazılardan bir tanesinde geleneksel bankacılık bitiyor mu? Bitiyor mu? Dedik. Aslında hiçbir şeyin bittiği yok. Dönüşüyor. Değişiyor, dönüşüyor. Yani şimdi bu dönüşüm dediğimiz hikayede bankalar ortadan kalkmadı. Gelir de başka bir hale dönüşecek. Paralar da bu hale gelecek. Bir bakıma şöyle olacak. Yani yeni dinamiklerle hayatımıza girdiği sürece riskleri de fırsatları da beraberinde gelecek. Evet. Ve ondan sonra biz şunu öğreneceğiz. İçeride zade olmak, zede olmak noktasından çıkıp aynı altında nasıl bir risk alıyorsan, arsada ya da böyle bir yatırımında nasıl risk alıyorsan bu riskleri yönetebilecek finansal okuryazarlık, finansal algılarımızın gelişecek. Ama ne yazık ki biz bunu en uzun yoldan başımıza belalar gele gele öğreniyoruz, kendi başımıza öğrenemiyoruz. Risk yönetimi çok önemli. İşte evet. O nasıl olacak? O biraz şimdi dediğiniz gibi... geleneksel bankacılıktan gene devam ediyorum. Gelenek anlamı gelenektir. Gelen bankacılığın sıkıntı alanlarını, teknolojinin atıl bıraktığı alanları gördük. Şimdi ona ekliyoruz. Teknolojiyi, anlayışları, yeni mesela Z kuşağı, teknolojiyi daha iyi kullanan insanların taleplerini, ihtiyaçlarını ve onların yatırım kültürlerini, onlarla dalga geçmek, onları yok saymak ya da ulus devletle bu uluslar üstü yapılar arasındaki savaşta taraf tutmak yerine bunu bir an önce kendi mecrasına oturtmak için kim ne yapması gerektiği konusunda çalışacak. Ama sizce Z kuşağı geleneksel paraya güveniyor mu? Yok, hayır. Geleneksel iki sebepten dolayı. Türkiye'de özellikle diğer hangi enstrümana el atsa o enstrümanda sahiplenmiş alanlar söz konusu. Artı burada çok kolay bir hareketle bunlara erişip bunlarla üzerinden alıp satım yapabiliyor. Tabii. O zaman yapabiliyorsa zaten geleneksel alanlarda kendine yer açılmamış ya da onlarda yer bulamayan insanların buraya meyletmesinin altındaki psikolojik süreç de buradan kaynaklanıyor. Tıpkı borsaya yeni gelen insanları korumamız, gözetmemiz ve onları eski tabirle çaylak yerine koymamamız nasıl önemliyse, kripto paraya ilgi gösteren insanları aydınlatmak, bilgilendirmek, bu gibi programlarla riskleri çok iyi anlatmak sanıyorum bu kültürün yerleşmesine hocam, yardımcı olacak. Hocam son olarak yani bu dilimin, bu bölümün son sorusu olsun bu. Gençleri konuşmuşken çünkü çok soru geliyor. Özellikle Z kuşağı dediğimiz o kuşak için. Şimdi şöyle de bir şey var, çok talep var. Yani inanılmaz. Böyle bir orana bakıldığında yine Haluk hocamı ben burada anmak isterim. O istatistiği vermişti. Yani talep gençlerden çok fazla rağbet var. Bunu biraz o genç işsizliğe, işte ekonomik duruma, gelecek kaygısına bunlara da bağlayabilir misiniz? Şüphesiz bağlayabiliriz. İşin psikolojisi, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir noktada bakın geçtiğimiz şeyde bizim Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %19'da sabit kalma. Aynı gün İngiltere Merkez Bankası %0.1 olan faizini sabit tutma kararını açıkladı. Arada 190 kat fark var. Şimdi böylesine bir ortamda ister istemez gençlerimizin buna meyletmesini anlayabiliyorum. Ama buradaki sıkıntı şu. Hepsini oraya vermek yerine daha az para. Zaten gençlerin de o kadar parası yok merak zaten. Etmeyin. Yetişkin bir insan için belki şunu söyleyebilirim. Kripto alanını deneyin. Eğer risk iştahınız çok yüksekse birikiminizin %10'unu ama normalde %20'sini orada deneyip
bu enstrümanın kültürünü de edinebilirsiniz. Fakat kredi çekip, evini satıp, buraya giren insanların facialarını da yaşamak istemiyoruz artık. Hep zedeleniyor. Yeni bir şey gelince Türk insanı neden bu kadar zedeleniyor? Bir sebepten dolayı, bilgisizlikten ve finansal okur yazar olmamasından. Evet. Şimdi coinlere bakıyoruz. İşte Bitcoin, mesela Ethereum, Dogecoin, bir taraftan bu kripto paralar değer kaybediyor. İşte bu sert düşüşün arkasındaki asıl neden ne? Hani bu gibi sorular var hep akıllarda. Bunlar önemli. Ama şöyle bir şey de var. Yani Türkiye'de kaç kişinin kripto dünyasına girdiği malum. Yani biraz oranları onun üzerinden de konuşabiliriz. Kayıp da var. Yani kripto para dediğimiz para aslında şimdi bakıldığında ben şunu duyuyorum. Ya benim param, işte şu kadar coin'im var, şunlara yatırdım, param pul oldu diyenler var. Yani bu para pul mu oldu diye size özellikle sormak istiyorum hocam. Ama siz şöyle bir çıkarsamada bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır, bu düşüşler normal. 2017'de de keza böyle bir şey oldu. Şimdi yaşadığımız şeyle aslında paralellik gösteriyor. Biraz isterseniz buradan devam edelim, buyurun. Bir kere kripto para dünyasında uzun zamandır duran bir insan için, yani bunu uzun zamandır izleyen kişiler için 1-2 gün içerisinde %10-15 hatta %20'lik düşüşler ciddiye alınan düşüşler sayılmıyor. Ama yani, finans dünyası için bunlar çok ciddi düşüşler kabul ediliyor. Yani klasik borsalarda, hisse senetleri borsalarında bir günde %20'lik bir düşüş felaket olarak değerlendirilir. Oysa ki blockchain dünyasında, blok zincir dünyasındaki coinler ve tokenlar için günde %10 düşme bizim için normale yakın, normal kabul edilir diyebilirim. Şimdi buradaki son zamanlarda gördüğümüz düşüş her zaman gördüğümüz bir olay değil. Ancak 2017 ile karşılaştırdığımızda 2017'nin de sonuna kadar çok ciddi bir yükseliş olmuştu. 19 bin dolarları, 20 bin doları bile kısa bir süre için görmüştü Bitcoin. Arkasından da gene sert bir düşüş yaşamıştı. Şimdi o dünyada, o zamanki 2017 dünyasında bütün dünyadaki cüzdan sayısı, yani cüzdan demek bu kripto asetleri tutan insanların kabaca bir referansını veriyor bu. %100 değilse de 10 milyonmuş. 2017'de dünyada 10 milyon tane cüzdan varmış. Türkiye'de de o sırada tahmini olarak 250 bin ila 300 bin yeni cüzdan açıldı 2017 içerisinde. 2017'nin başında çok daha azdı. Belki 50 binlerdeydi. 2017 bittiğinde belki 300 binlerdeydi. O zamanki sayılar olmadığı için elimizde kesin söyleyemiyoruz. Ama şu anda Türkiye'deki sayılar iyi kötü biliyoruz. Birkaç tane borsayı bir arada düşünüp biraz da konsolide ettiğinizde 5 milyon kadar insanın Türkiye'de kripto para dünyasında alım satım yaptığını söyleyebiliyoruz. 5 milyon fena bir tahmin değil bana da sorarsanız. Şimdi 5 milyondu ama bir yıl önce bu sayı 1 milyon bile değildi Hülya Hanım. Yani bir yıl içerisinde... Bir yıl içerisinde inanılmaz artık. Bir yıl içerisinde Türkiye, hatta şöyle diyeyim, yılbaşından beri bile, 2021 yılı başından beri muhtemelen %100 artmıştır. Bu ciddiyette bir artış olmuştur. Ama neden böyle bir artış oldu? Bakın geçen senenin, 2020'nin Ocak ayında dolar değeri olarak Bitcoin 8 bin dolarlarda gezinirken daha geçtiğimiz haftalarda 60 binlere, 55 bin, 60 bin dolarlara geldi. Yani dolar bazında 6 kat, 7 kat değerlendi Bitcoin. Tabii bu 6 kat 7 kat Türk lirasına göre demiyorum. Tekrar bu dolara karşı 6 kat değerlendiğini görünce insanlar demin hocamın dediği gibi bir şeyi mi kaçırıyoruz? Hani bir tren gidiyor biz kaçırıyor muyuz? Bana da bunu çok saran oldu. Ve tabii ki bu kaçırmaktan korkan, endişelenen insanların çoğu geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde hangi fiyattan olursa olsun giriş yaptılar. Dolayısıyla 50 bin dolardan giren birisi için 35 bin dolara bir anda düşmesi müthiş bir düşüş olarak algılanıyor. Ama uzun vadeden beri bu işin içinde olanlar, 300 dolarlardan, 400 dolarlardan beri bunu izlemekte olan bizler için esasında son derece normal bir seviye bu. Düşüş de normal. 2017 eğrisiyle üst üste çakıştırıldığında aynı eğriyi yaşıyoruz şu anda. 2017'nin sonundaki düşüşle şu anki düşüş
çakışıyor iki tane eğri üst üste konulduğunda. Yani nereye kadar gider? Aynı hareketi gösterir mi? Tabii onları bilemiyoruz. Ama şu anda dünyada demin dediğim gibi 10 milyonken 2017'de şu anda 80 ila 100 milyon civarında kullanıcı olduğu, alım satım yapan olduğu tahmin ediliyor. Bizde de 5 milyonsa yani 100'ün dünyada 100 ise bizde de 5 ise bunun 20'de biri kadarı Türkiye'de demektir. Tabii Türkiye ciddi bir oyuncu biliniyor, bunu herkes biliyordur. Avrupa'da bir numaralı Türkiye'nin Türkiye'deki kripto para alım satımı. Dünyada da 5. Yani 4-5 civarında evet öyle kabul ediliyor. Bu sayılarla bakıldığında esasında Türkiye büyük bir oyuncu ama bu oyunculardan yani bu şu anda Bitcoin ile haşır neşir olanların ciddi bir miktarı son 4-5 ayda buraya katıldı. Bu yüzden böyle bir algı var. Yani şu anda Türkiye'de çok düştü, eyvah ne yapacağız, mahvolduk diyenler tarihi bilmedikleri için bunu söylüyorlar. Öyle bir de mesela hocam devam da edelim, bu da önemli. Hani siz yayının başında şöyle dediniz, yani Hülya bu coinleri sıralarken hani Bitcoin'i bir bütün coinlerin dedesi olarak evet. görebiliriz. Ben de size dedim ki öyle evet altcoinler de var ya da işte böyle yeri sağlam gibi duran işte coinler de var. Siz onları bize açıklayın. İşte mesela Ethereum, Dogecoin yani bu para kaybeden yani kripto paralar nezdinde hani değer kaybeden coinler bunlar. Ama size dedim ki ben size ama Bitcoin burada sistemi de domine ediyor. Yani burada... Burada bir taraftan da Elon Musk'ın açıklamasına bakınca bu Tesla, işte Bitcoin, alım satım bir tweetine baktı mesela o değer kaybı. Yani Çin'in tabii ki orada işte yasaklaması, Çin'in etkisi başka. Onu da bir tarafa alıyoruz. Uluslararası sermayenin, uluslararası sermayenin işte Şeref Hocam'ın dediği o racon kavgası da işin bir başka boyutu. Ama bir tweetine baktı mesela. Sadece bir tweetine. Şimdi Elon Musk bizim orada kripto dünyasının içinden birisi değil. Önce onu söyleyeyim. Bize yabancı bir kişi. Değil ama etki gücü. Etki gücü çok yüksek çünkü çok fazla takipçisi var. Çok fazla izlenen bir kişi dünyada. Yani yaptığı diğer işlerden dolayı. Hani kripto paralarla uzmanlığı yok. PayPal'in kurucularından bir tanesi. Yani PayPal bilinen bir ödeme aracı. Onun ilk kurucularından birisi ama PayPal merkezi. Yani eski sistemin parası üzerinden işleyen bir ödeme sistemi. Bunu çok önemli buluyorum. Bunu bir güzelce anlatayım. Şimdi eski sistem dediğimiz merkezi sistem, merkezi para sistemi, merkez bankalarından çıkmış olan merkezi para sistemiyle gayri merkezi ya da merkezsiz kripto paralar şu anda savaş halinde. Burada gerçekten bir çatışma var. Yani eskiyle yenin ama burada şunu da görelim. Sadece eskiyle yenin değil, eski teknolojiyle yeni teknolojinin kavgası var. Bunu vurguluyorum. Burada teknoloji kelimesi çok kilit. Şimdi Elon Musk teknoloji insanı olduğu için herkes şöyle varsayıyor. Yeni teknolojilerin mutlaka Elon Musk farkındadır diye bir varsayımları var. Yani onu izleyen milyonların varsayımı Tesla yüzünden, araba yüzünden, pil teknolojilerini veya uzay teknolojilerini yapmış olduğu yatırımlar ve ataklar yüzünden burada da ileri teknolojinin insanı olduğu varsayımı var. Böyle bir algının oluşması da çok normal değil mi zaten? Doğru değil ama. Yani bu doğru değil. Doğru değil ayrı, onu anlatın biz ama çok normal. Böyle bir algının oluşması böyle da. Böyle bir algının oluşması son derece normal. Dolayısıyla fiyatı da etkilemesi normal. Yani bunun Elon Musk'ı takip edenleri. Dogecoin diyor. Mesela Dogecoin ne söyleyeyim size? Dogecoin arkası boş. Uzun zamandır ellenmeyen, üzerine hiç çalışma yapılmayan bir çöp. Biz buna çöp diyoruz. Yani çöp para. Yani Türkçe çevirirsek. İngilizcesi biraz daha sert olduğu için şimdi kullanmayalım. Ama buna biz çöp para diyoruz. Şimdi niye bu adam kalkıp da bir çöp parayı tweet ediyor ve işte ben bununla Ay'a gidecek uzay aracını finanse edeceğim gibi absürt şeyler söylüyor. Yani o oynuyor burada. Resmen oynuyor. Elon Musk şu anda burada dalga geçiyor. Yani biz içinden olan insanlar böyle görüyoruz. Şimdi söylüyorum eski paranın eski teknolojide çalışmış PayPal denilen bir şeyin kurucusu bu. Bu yeni sistemi de anladığını zannetmiyoruz. Yani yaptığı açıklamalardan, attığı tweetlerden blok zinciri teknolojisini anlamadığı belli oluyor Elon Musk'ın.
O yüzden biz aslında onun sözcülüğünden memnun değiliz. Biz derken yani bu işe... Daha sonra destek attı mesela Dogecoin'e. Yani Doge, ve ama o destek de ne oldu? 0.36'dan 0.43 dolara yükseldi. Yani Dogecoin değeri. Çöp olsun, hiç sıfır olsun. Umurumuzda değil. Açık söyleyeyim. Yani Dogecoin bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu adamın oyuncağı oldu. Hatta onunla kalkıldı. Başka dalga geçenler oldu. Elon'a, Elon Coin falan yaptılar. Evet. Yani karşılıklı orada bir atışma oldu. Şimdi burada Silikon Vadisi diye bir yer var ya. Silikon Vadisi teknolojinin merkezi olarak görülen bir yer dünyada. Kripto paralar Silikon Vadisi'nden çıkmıyor Hülya Hanım. Oradan gelmiyor. Bakın bu yanlış algı varsa düzeltelim. Orası da merkezi bir sistem. Yani eski paralar, fiyat paralar demin Cüneyt Bey'in bahsettiği gibi fiyat paraların sisteminin kurmuş olduğu bir yer Silikon Vadisi. Oysa bu kripto para teknolojisi Silikon Vadisi dışında gerçekleşiyor. Yani onlar açısından da bir şey kaçıyor. Bir tren kaçıyor. Silikon Vadisi açısından burada bir tren kaçıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve Tesla ve Elon Musk Silikon Vadisi'nin bir yaratığı. Dolayısıyla onlar açısından tren kaçtığı için burada pekala terse bir şekilde, yani bu kaçan trenden dolayı olayı yavaşlatmaya da çalışıyor olabilir. Bir anti oyuncu da olabilir. Elon Musk yani kripto para uzayının dostu olarak görmüyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada uzun vadede bakıldığında, yani bana soruyorsunuz uzun vadede, ben şunu söyleyeyim. Yeni teknoloji eski teknolojiye karşı galip gelecektir. Bu kesin. Daha önce bunu biz defalarca yaşadık. Çok sevgili Şeref abi, Şeref Oğuz Bey biliyordur. Biz bunu daha önce müzik sektöründe yaşadık. İşte Napster'la. Ondan sonra arkasından basın sektöründe, habercilikte, gazetecilikte sırayla internet, teknoloji bunların hepsini sırayla yedi. Şimdi de geldi eski para sistemini yiyor. Ama burada dediği gibi bankalar kaybolacak, ortadan kalkacak filan öyle değil. Dönüşüyor dedi ya. Bakın örnek vereyim. 1993 yılından önce Türkiye'de mobil telefon yoktu. Ankesörlü telefon diye bir şey vardı veya evlerimizdeki telefonlar vardı. Telefon edeceğimiz zaman sokakta ankesörlü telefon arardık, değil mi? Bir yere bağlıydı. Yani gidip oraya, bir merkeze gidip bağlanmamız gerekirdi. Mobil telefon çıktıktan sonra, cep telefonu çıktıktan sonra ise hiçbir yere bağımız kalmadı. Serbest olarak dolaşırken sokakta telefon edebilir olduk. Şimdi bu direkt şekilde iletişim kurabilir olduk, evet. Şu andaki bankacılık sistemi ve eski paralar ankesörlü telefondur. O zaman bir dakika, kağıt para yok olur mu? Kağıt para yok zaten artık. Yani onu var kabul etmiyoruz. Kabul etmiyorsunuz. Çünkü dijital para dediğim, dijital yani para kağıt dediğiniz yani şey esasında çok ciddi bir küçük bir miktar. Kullandığımız paranın çok küçük bir miktarı. Son bir şey, noktada şunu söylemek istiyorum Hülya Hanım. Türkiye'nin burada farklı bir durumu var. Belki bir round daha gelirse söz, o zaman ondan da bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin kendi kripto parası var. Kendi parası ona isterseniz var. Bir sonraki turda tabii, gelelim. Yani Türkiye'nin durumu diğer ülkelerden çok farklı. Onu farklı. Biraz anlatmak yani istiyorum. Niye farklı? Ona isterseniz aynen birazdan gelelim. Ama ben Ankara stüdyosuna gitmek isterim. Erkin Şahin Öz'e sormak isterim. Bu risk meselesi önemli. Biraz bize bu risk yönetimini isterseniz anlatın. Bir FED eski araştırma direktörü olarak. Teşekkür ederim efendim. Ben şimdi sizi gene birazcık tarihte, bu sefer 2001'e götüreceğim. O tarihin en önemli balonlarından biri ki sonra patladı. .com yani .com işte interneti temsil eden .com balonu 2001. O dönem ben de Amerika'da yaşıyordum. Silikon Vadisi, Kaliforniya, New York, Wall Street, teknoloji şirketlerinin geleceğiyle ilgili nasıl e-ticaretin dünyayı ele getireceğini anlatıyordu. Ekranlarda, televizyonlarda, salonlarda, konferanslarda, toplantı odalarında tek bu vardı. Yeni dönemin teknoloji şirketleri. İnternet tabanlı projeler. 2001 yılı hatta bir kasa bir masa şirketler 3 milyar dolara, 5 milyar dolara satıcı, alıcı bulabiliyordu. O balon daha sonra patladı. Patladıktan sonra ama o balonun dünyaya hediye ettiği müthiş teknolojiler oldu. Amazon o dönemin çocuğudur. eBay o dönemin çocuğu. Facebook o dönemin çocuğu. Yani bir balon patlarken arkasından
içinden öyle bir teknoloji rüzgarı çıktı ki hiç kimse bu rüzgarın önünde duramadı. Bugün de kripto para dünyasında 9600, 9700, bakın inanılmaz. Her gün 3 coin, 5 coin, 20 coin geliyor. Ve bazen insanlar bana söylüyorlar, hocam bak bir tane yeni çıkmış. 0,00001 fiyata. Bunu alalım mı? Alalım. 0,001'e gelince 1000 katına, 10.000 katına çıkıyor. Girelim mi noktasındalar. Yani teknolojinin kendisi değil ama bu teknolojinin getirdiği dalgadan yararlanmaya çalışan çok sayıda çöp coin, çöp token da var. Bu dalganın sonunda da şu an kripto para dünyasında yaşanan bu dalganın arkasından da büyük bir patlama gelecek. Bu konuştuğumuz 9600'ün belki 3000'i, belki 5000'i, belki 7000'i olmayacak ama bu arada 14.000 tane daha gelmiş olacak. Ama bu patlamadan sonra Amazon'u, Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve ne kadar bugün internette merkezileşmiş dev varsa onları yutacak olan projeler çıkacak. O yüzden de bu dünyanın içinde olmalıyız. Bu dünyanın içinde olurken dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Ben ısrarla hep şunu söylüyorum. Uzun vadeli olabilecek kadar, yani sabırlı olabilecek kadar küçük olun bir kere. Bu %5'tir kimisi için, kimisi için %3'tür, kimisi için %10'dur. Ama belli bir sınırın üzerine çıkmamak. İki, bu dünyada merkez yok. Merkez yoksa fiyat düşüşlerine müdahale edebilecek bir kurum da yok demektir. Türk lirası değer kaybettiği zaman Merkez Bankası çıkıyor, faizi arttırıyor, onu diyor, bunu diyor, bir şekilde müdahale edebiliyor. Burada bir otorite yok. Burası 7, 24, 365 işlem görüyor. Burada çıkan iki tane Twitter fenomeni, iki tane lider hesap bir paylaşım yaptığında ilgili kripto parada büyük çöküntüye neden olabiliyor. Oluyor, görüyoruz bunu da, yaşıyoruz. %20, tabii. %30, %40 bu dünyanın son derece normal düşüşleri. Yani yıllardır bu işin içinde olan bizler günde %40'ları, %50'leri çok gördük. Ama biraz önce Cemil hocamın da söylediği gibi yeni gelenler burada sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi ben ilginç bir istatistik paylaşacağım. Lütfen. Bu dünyanın nasıl yeni iş kolları, yeni meslekler üreteceğini görebilmek açısından da bu önemli. Zincir analitiği. Şimdi birçok şirket şu an blok zincir aktivitesi, blok zincir yani kayıt defteri üzerindeki hesap hareketlerini takip ediyor, aktiviteyi takip ediyor ve buradan bir iş zekası çıkarıyor. Mesela şimdi bu son birkaç gündür yaşanan kripto paralarda satış, özellikle Bitcoin'de yaşanan satış, o zincir zekası bize neyi söylüyor biliyor musunuz? Satış fiyatı bölü alış fiyatı birin altında. Satış fiyatı bölü alış fiyatı. Yani aldığının daha altından satmak zorunda kalmışlar. Bu ne der, ne demek bizim için? Demek ki Bitcoin 20 bin dolarken alan grup değil. Bitcoin 55 bin dolarken alan gruplar satıyor. Aldığının altında, aldığı fiyatın altında satıyorsa. Ve bize gösteriyor ki son 100 günde, 150 günde açılmış hesaplarda satış var. Yani kurumlarda büyük bir hareket yok şu an. Dolayısıyla da panik küçük yatırımcı da newcomer dediğimiz sonradan gelenlerde. Hani bu bazen bana soruyorlar, hocam hani nasıl sen bu kadar sakin? Alışığız, burası böyle. Şu an için böyle. Buradaki kullanıcı sayısı artana kadar, burada kamu ile olan uyumlanma süreci, hı hı. Yani verginin oturması, efendim hangi ülkede değişim aracı, hangi ülkede tasarruf aracı vesaire, bunların oturduktan sonra belli kripto paralarda, belli projelerin paralarında, bakın hepsi buraya bir para olmak için gelmiyor. Bitcoin değişim aracı. Hatta tabii. Son dönemde tasarruf aracına evrildi. Bir bu grup var, bir de birçok proje var. Bunları unutmayalım. Bu dünyanın içinde olmamak, neyi ıskalamak demek biliyor musunuz? Hemen şimdi ekonomisi diye bir kavram vardı. Right now economy. Hemen şimdi ekonomisi. Ne demek bu?
Hemen şimdi ekonomisi eskiden o iPod'larda müziği dinlerdik ama istediğin şarkıyı hemen indiremezdin. Bir yere gideceksin, internete bağlanacaksın vesaire. Spotify hemen şimdi dedi. İstediğini dinleyebilirsin. Efendim eskiden Blockbuster vardı Amerika'da veya giderdik VHS kasetleri kiralardık, öyle değil mi? Ama hani dükkan açılacak, sabaha bekleyeceksin vesaire falan. Tamam, şimdi o zaman bu dünyanın içinde var. Olmamak bir anlam, bu dünyanın içinde olmamak bir anlamda da hızı ıskalamak o zaman. Geleceğin projelerini kaçırmamalı. Türkiye ülke olarak kaçırmamalı. Hı-hı. Kurumlarımız blok zincir teknolojisinin içinde olmaları gerekiyor. Tedarik zincirlerini nasıl bu teknolojiyle yönetebilirler? Efendim şirketlerinin o serverlarını nasıl çok kayıt defterli, çok makineli bir ortamda saklayabilirler? Buradaki veri mahremiyetini nasıl koruyabilirler? Hı hı. Nasıl maliyetleri düşürebilirler? Bakın makine ekonomisi diye bir kavram var. Makine ekonomisi demek sanayi 4.0'ın çekirdeği demek. Dinamik muhasebenin çekirdeği demek. Bugün hangi şirket soruyorum? Dün akşam itibariyle bilançosunu çıkarabiliyor. Çıkaramıyor ama makine ekonomisi demek o bir fabrikadaki, makine parkındaki birbirine hizmet veren kalıp, efendim enjeksiyon makinesi, öbür tarafta başka bir makine, bunlar birbirine hizmet verdiklerinde küçük ödemeler yapacaklar. Bu sanayi 4.0'ın ana çekirdeği ve bugün bu alanda birçok makine ödemesi, makinelerin kendi aralarında ödeme yapmalarını, yani nesnelerinin interneti için uygun ekosistem projeler var. Bunları mı kaçıralım? Yarın Amazon'a en büyük rakip olacak. Amazon'a en büyük rakip olacak derken şunu kastediyorum. Bugün şirketlerimiz ne yapıyorlar? Kayıtlarını tutmak için server satın alıyorlar. Ana böyle bir makine, sunucu. Kimileri de bunu almıyor, gidiyor Amazon'dan, Google'dan kiralıyor. Ya ne yapıyorsunuz siz? Siz şirketinizin bütün iş zekasını, satın alma zekanızı, pazarlama zekanızı, üretim zekanızı bir merkeze emanet ediyorsunuz. Tabii. Üstelik o merkez diyor ki size, bir dakika rahat ol, verilerin gizli tutulacak. E bize Google da öyle demişti, Facebook da öyle demişti, verileriniz gizli tutulacak diye. Ben ticari sırrımı niye vereyim? Ticari sırrımı çok şahitli bir blok zincirin üzerinde tutsam ve blok zincirin üzerinde her şeyin de parmak izinin alındığını, yani büyük bir anonimlik sağlandığı gerçeğini göz önüne alırsak, bunları mı kaçıralım? Şeffaflık ekonomisi, makine ekonomisi, mikro ekonomi. Mikro ekonomiye örnek vereyim. Bugün bağış yapmak istiyorsunuz, bahşiş toplamak istiyorsunuz. Gidip bir köşe yazısını gazeteye abone olmadan okumak istiyorsunuz. O gazetenin köşe yazısı için de istenen fiyat 0,1 kuruş. Bunu ödeyemezsiniz. 0,1 Amerikan sentini ödeyemezsiniz. Bu mikro ödeme. Çünkü Türk lirası 100'e bölünüyor, dolar 100'e bölünüyor, euro 100'e bölünüyor. En küçük bu. Ama ben çok daha küçük bir ödeme yapmak istiyorum. İşte buna mikro ödeme deniyor. Tabii. Şu an yüzlerce proje var burada. Niye bunların uzağında kalalım? İçinde olalım, sabırlı olabilecek kadar küçük olalım, şifremizi kaybetmeyelim. Çünkü ben şifremi kaybettim, yedeklememiştim, lütfen yardımcı olur musunuz diyebileceğiniz bir yer yok. Bankada kimliğinizi ben Erkin'im dediğimde, şifremi kaybettiğimde bana şifremi verecek bir merci var. Tabii. 3. Lütfen uzun vadeli yatırım yaptığınızda da 5 dakikada bir cep telefonunuzu alıp ekrana bakmayın. Eğer 3 sene, 5 sene bekleyecekseniz o 5 sene 5 dakikada bir ekrana bakarak geçmez. Çok doğru söylüyorsunuz. O da yani bu işin galiba nasıl diyeyim, kilit kelimelerinden biri sabır. Ama öyle olmuyor tabii. Ne kadar artmış, ve soğuk ne cüzdan. Olmuş? Tabii. Kesinlikle öyle. Ya şimdi piyasalar demişken herhalde uluslararası piyasalar nezdinde böyle Cüneyt Başaran'a dönmek isterim. Biraz piyasayı aslında yakın vadede, uzun vadede
ne bekliyor bu son tur olsun? Biraz böyle konuşalım. Cüneyt Başaran da bize biraz anlatsın. Şimdi Cemil Hocam da şöyle bir şey söyledi. Ya kripto piyasasına bakınca aslında bu düşüş çok normal ama finans piyasasına bakınca bu düşüş tabii ki çok ani. Yani o yüzden hani onu karşılaştırmak ne kadar doğru? O tartışılır, hatta karşılaştırılamaz dedi. Ama bir yanda dijital paraları işte konuşuyoruz ama geleceğin bir taraftan öyle bir kitle var ki bazı devletler de bunun başını oluşturuyor, uluslararası sermaye, ulus devletlerin bu racon kavgasında. Diyor ki işte bu geleceğin altını oyacak bunlar, yani tabiri caizse bu dijital paralar. Ama diğer yandan da bir taraftan hani bunun şişirilmiş balon olduğunu düşünenler var, ya da geleceğin parası artık bu ve bunun bu bizim yarınımız diyenler var. Biraz isterseniz son olarak bu noktada bir toparlama rica edeyim Cüneyt Başaran sizden. Ve bizi uzun vadede, yakın vadede o neler bekliyor kendi tecrübelerinizle Londra merkezli? Şimdi belki şunları ekleyebilirim ben de bu kadar değerli fikrin üzerine. Özellikle geçtiğimiz Kasım ayından itibaren yani Bitcoin'in 8-9 bin dolarlarda olduğu ve toplam kripto para dünyasının değerinin daha 1 trilyon dolara gelmediği bir seviyeden bir 6 aylık, 7 aylık bir inanılmaz bir sıçrama var. Yani Bitcoin'in fiyatının 6 katına çıktığı, işte 700-800 milyon milyar dolarlık piyasa değerinin 2.4-2.5 trilyon dolara kadar çıktığı bir 6-7 ay var. Yani kripto paranın macerası, özellikle Bitcoin'in macerası çok uzun. Demin gayet güzel izah etti konuşmacılar ve hakikaten de bu tür sıçramalar yaptı ama şu geçen 6-7 ayda kabaca piyasa değeri olarak baktığımızda, kripto para dünyasının değerine baktığımızda yani 1,5 trilyon dolara yakın bir artış oldu. Bu çok yüksek bir rakam. Tabii çok. Yani bir defa bu dolayısıyla dünyanın her yerinde, zaten sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde yeni katılımcıların son bir 6-7 ayda geldiğini görüyoruz. O yüzden bu ses çok yüksek çıkıyor dünyada. Yandım, Allah gel kurtar beni şeklinde. Yani hani bu Bitcoin'in eğer 10 bin dolara kadarki olan yolculuğunda bir yere katıldıysan, bir yerinde, orada ya da burada, Ethereum'un 1000 dolarlar ve öncesindeki seviyesinde bu yolculuğa katıldıysan, inişler çıkışlar gördüysen, sen gene daha şerbetlisin. Sen daha gene bu yolculukta daha korunaklısın. Ama hakikaten son 5-6 aylık dönemde hayatında belki de hiç riskli bir varlığa yatırım yapmadan, hisse senedi bile almadan, hani burada bir hikaye varmış diye geldiysen, ilk 2-3 aylık bir balayından sonra bütün neyin var, neyin yoksa gitti. Ya da işte aldığın fiyatın çok altına geldi. Ya bu da söylediğiniz, söylediğiniz hikayeden, hikayenin içinde olan insan sayısı çok fazla Cüneyt Bey. Çok yüksek. Evet. Yani sadece Türkiye değil, dünyada da çok yüksek. Tabii. Dünyada da bu kripto para dünyasındaki inanılmaz artışın, işte o dünyanın iki numaralı diye tabir edilen ve Amerika'nın geçişine izin vermiş olduğu Coinbase'in 65-70 milyar dolarlık halka arzı gidişinin altında hep bunlar geliyor. Yani öyle bir 6-7 ay geçirdik ki belki bu hikayenin, yani kripto para dünyasının yaşayacağı 1,5-2 yıllık uzun bir sürecin böyle geri, yani öne iskonto edilmiş bir 6-7 ayını yaşadık. Tabii bunun altında neler vardı? Bunun altında şunlar vardı. Dünyada Trump gitmiş, Biden gelmişti. Dünyada uzun süreli bir faiz, düşük faizli bol likitte olacağı gerçeği kabul edilmişti. Hatta Biden geldikten sonra bu kadar para basılması yetmez, ben iki turda daha kabaca 4 trilyon dolarlık yeni projelerle geliyorum demişti. Covid vardı, her taraftan yağmur gibi para geliyordu. Ve şu denmişti insanlara, enflasyon olmayacak, merak etmeyin. Yani bizim geçen Kasım Aralık ayından itibaren bu kripto para dünyasını da alıp götüren, işte hisse senedi piyasalarında, özellikle Nasdaq'ta ki teknoloji hisselerini daha rallisine birkaç ay daha izin veren ortam, dünyada enflasyon olacak, olmayacak, korkmayın. Biden geldi, bundan sonra Trump'ın tweetleri bitti, daha makul bir dünya bekliyor bizi. Merkez bankaları size köstek olmayacak, faizleri düşük tutacak, bol likidde var. Dolayısıyla ışık yeşil, risk iştahınıza göre ne buluyorsanız alın. Alın. Şimdi böyle bir ışık verildi. Tabii bir de bu arada da Amerika'da, hani o demin yapmış olduğumuz Amerika-Çin
ayrışmasında Amerika'da beklenenin dışında şeyler gelmeye başladı. Kripto para dünyasında pozitif sinyaller gelmeye başladı. Nedir bu pozitif sinyaller? İşte hakikaten o Coinbase'in halka ardına izin vermeleri uzunca bir süre bekletmekten sonra. İşte birçok şirkete kripto paraya yatırım yapmasına izin vermeleri. Amerikalı birçok şirketin çıkıp bunun altyapısını hazırlıyor demesi, sadece Nasdaq'ta biraz evvel ismi geçmesi, MicroStrategy vesaire, onların halka arzaya girmeleri. İnsanlar dedi ki ya ben yalnız değilim, sadece Amerikalı, İngiliz, Türk değil, bu benim baya baya bütün birçok şirket, kurumsal şirket yatırım yapıyor. Mesela Coinbase'de 65 milyon tane hesap var, dünya geneline yayılmış, 7 bin tane de kurumsal hesap var. Yani hadi tamam, insanlar çok şey, diyelim ki aç gözlü vesaire, fazla okumadan etmeden giriyor, ama birçok kurumun da şöyle vizyonunu genişletip mi diyelim artık, cesaretini arttı mı diyelim, buna girdiği görüldü. Dolayısıyla bütün bu şartlar kripto para dünyasının belki de hakikaten birkaç yıla yayılması gereken hareketini çok hızlı bir yere getirdi. Biz öyle bir dönem yaşadık. Tamam, iyi hoş yaşadık. Bu şartlar bozuldu mu ki şimdi birden paldır küldür iniyoruz sorusuna cevap arayalım. Bunu 19 Mayıs günü, bizim Stat Türkiye'nin kapalı olduğu gün, gerçekten kripto para dünyasının bile çok nadir gördüğü, evet alışık oldu ama ölçüsüne çok nadir gördüğü bir satış yaşandı, ama ondan evvel de Nisan ortasından beri, Nisan 3. haftasından beri zaten bir gevşeme var. Yani 60 bin dolarlardan Bitcoin'in bir gidip bir geldi, hafif aşağı geldi tabii, evet. Peki o dönemi ne yapalım? O dönemin altına gidelim o zaman. Yani illa 19 Mayıs'a bir açıklama getiremiyorsak, bir ay öncesine gidip, bir aydan beri acaba bir gevşeme var diyelim. İşte orada bazı şeyler ipucu veriyor Hülya Hanım. Onlar neler? Birincisi, Çin'in hakikaten çok önemli bir oyuncu bu dünyada. Sonuçta hani Bitcoin'in tarihi 2009'a kadar gidiyor. Daha Amerikalılar vesaireler Batı dünyası buna uyanmamışken ya da buna da onay vermemişken ciddi bir ekosistem vardı orada. Çin'in artık hangi sebepten dolayı olduğunu tartışırız, ama yok arkadaş, ben sınırlarımı çiziyorum, buraya kocaman duvarları örüyorum, ben bu kripto para hikayesini bu ülkede yar etmeyeceğim. Yani ödeme sistemlerine aracı etmeyeceğim, şirketlerin yatırım yapmasına izin vermeyeceğim, işte exchange'leri burada barındırmayacağım, hatta vatandaşı yasaklamayacağım, ama vatandaşın kripto para almasına aracılık eden her türlü aracıları da kapatıyorum. En son bu akşam da mining'i de kapatıyorum diyerek, bir defa çok önemli bir oyuncu, yaklaşık bir aydan beri, bunların bir kısmını son bir ayda söyledi, bir kısmını daha evvel söylemişti, ben yokum ona göre dedi. Bu mesela önemli bir havai fişekti fiyatların aşağı gelmesinde. Başka ne oldu? Aynı anda zaten mesela teknoloji şirketlerinde de gerileme oldu. Gerileme Apple oldu. Aşağı geldi. Açıklamalar i̇şte, oldu. Tesla da aşağı geldi. Yani genel olarak dünyada ya bu enflasyon yok mu dediler, ama bu enflasyon varmış. Pek de geçici olmayacak galiba, Fed'in falan dediği gibi. Biz yani acaba fazla mı hafif aldık diyerek çok şişmiş tırnak içerisinde, fiyatı çok yükselmiş bazı enstrümanlara çıkış oldu. Hop, kripto para dünyası buradan da bir tık üstüne düşeni aldı. Başka ne oldu? Hani son bir aydan beri söyleyeceksek. Onun dışında hani genel olarak kripto para dünyasında hakikaten enteresan hikayeler var. İşte Dogecoin'in hikayesi vesaire hikayesi ve bunların özellikle Bitcoin özelinde çevreye işte çok zarar veriyor. Yoğun enerji tüketiyor. İşte Bitcoin'in kendi o arkaik de olan biraz teknolojisinin yarattığı kendine özgü sebeplerden dolayı işte yoğun enerji tüketimi devreye girmeye acaba başladı. Acaba gerçekten öyle mi? Yani Cüneyt Bey bir de. Yani bakıldığında gerçekten Elon Musk gerçekten yani çevre kaygısıyla mı? Yoksa hani başka sebepten ötürü mü? İşte Bitcoin'le ilgili savunduğu bu için. Şey efendim? Kendi yatırımı var. Kendi yatırımı. Alternatif yatırımı var. Alternatif de, Cüneyt Bey tamamlasın o zaman, hemen İstanbul Stüdyosu'na döneyim. Buyurun. Ya tabii Elon Musk'ın yok konuş. Elon Musk'ın hani bu konuda hangi sebepten dolayı, yani bir yandan deniliyor ki yani bu kadar tırnak içerisindeki zeki bir adamın hani işte Bitcoin'in nasıl bir teknoloji çalıştığıydı, proof of work mi, proof of stake mi, işte enerjiye olan bağımlılığı ne, hani burada neden saniyede 6 tane işlem geçiyor, hangi sebepten dolayı aslında bu kadar enerji tüketiyor gibi bir şey bilmeden ve çevre dostu olup olmadığını anlamadan portföyüne ya da şirketinin portföyüne koyabileceğini düşünemiyorsunuz bir yandan, hani böyle zeki bir adamın. Ama öbür taraftan da
hakikaten böyle bir açıklama yapıveriyor. Dolayısıyla hani neden yaptığını bilmiyorum. Ama aklıma bir türlü yatmıyor. Bir ay evvel ya da iki ay evvel bu kadar ciddi açıklama yaparken bunu bilmiyor olduğunun. Fakat demin Cemil Bey'in de söylemiş olduğu gibi hakikaten aslında Elon Musk da olsa ismi bu tür insanların tweetlerinden ziyade ben biraz daha yukarıdan baktığımda mutlaka etkileri oluyordur. Ama demin saymış olduğum sebepler sütununun ya da sebepler toplamının kripto para dünyasını bir parça aşağı indirdiğini düşünüyorum. Ha şimdi buradan sonra gelelim. Buradan sonra ne olur da bir cümle ekleyeyim. Öyle hemen kısaca söyleyeyim. Lütfen, lütfen. Buradan, bizi ne bekliyordu aynen. Şimdi buradan sonrası mesela şu son dönemde kabaca 450-500 milyar dolar civarındaki bir büyüklük kripto para dünyasından gitti. Yani wipe out dedikleri oldu. Buhar oldu gitti. Yani fiyatlar düştü çünkü aşağı ve böyle bir rakam gitti. Bu zaten kabaca bu son 4-5 aydan beri de buraya yeni giren, taze giren, giren paranın büyüklüğüne 3 aşağı 5 yukarı eşit. O yüzden hani birebir de son girenler bu arada yandı çıktı demiyorum. Önümde böyle bir şey yok, böyle bir veri yok. Ama şu bir gerçek ki kripto para dünyasına son tahlilde girip tadını alanların büyük bir kısmı ya sobelendiler, yandılar. Ya kaldıraç alıyorlarsa belli bir takım aracı kurumlarıyla çok ciddi zarar ettiler, çıktılar. Ya da canları sıkıldı. Şimdi bir böyle bir grup var. Bu grup bir daha tekrar gelir mi gelmez mi? Bence kripto para dünyasının gidişatında belirleyecek konu bu. İlgi azalacak mı, azalmayacak mı? Yani bir şekilde bu kripto devri elbette sizin de en başında söylediğiniz gibi bütün konuklarımın dediği gibi kapanmadı. Ama ilgiyi azalttı bu düşüşte ve kayıplar da anladığım kadarıyla. Son 5-6 aydan beri gördüğümüz şekilde tekrar bu kadar canı yanan dünya çapında ne diyelim biraz riskini hesaplayamamış, biraz da acemice hareket etmiş insanların tekrar bir ilgisi olacak mı? Birinci konu bu. İkinci konu ben şunu da söylüyorum. Mesela kripto parada satış varken her gün özellikle Batı dünyasında ve kurumsalların da olduğu accountlar yani yeni müşteriler de giriş yapıyor. Aslında ben bunu sağlıklı bir gelişme olarak düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde sınırlı sayıda ve daha çok da aslında finans sektöründen ayrı olup daha çok teknoloji dünyasındaki insanların elinden dünyanın geneline yayılıp doğu batıya daha dengeli bir şekilde dağılan ve batıda da özellikle kurumsal hesapların dahil olduğu bir süreci de sağlıyor bu. Bence bu sağlıklı bir gelişme. Bunu artıya koyuyorum. Üçüncü konu şu kaynaklanacak. Bu başında söylemiş olduğumuz Çin, Amerika gerginliğinde Çin son kurşunu da attı. Hani belki elinde daha fazla tamamen yasakladım vesaire olabilir ama Çin'e benzer başka ülkeler buraya katılacak mı? Yoksa buradan sonra o ilk bölümde konuştuğumuz gibi yasaktan yasakladı. Geri kalan ülkeler bununla beraber yaşayacak. Ama bunun nasıl yaşayacağını mı konuşacak? Çünkü bunun düzenlemesi, vergisi, hukuksal mevzuatı konuşuldukça bu dünyanın daha sağlıklı bir şekilde ve fiyatların da daha sağlıklı gideceği bir oranı, ortamı sağlar. O yüzden bunları mı konuşacağız, yasaklananları mı konuşacağız ve son olarak da dünyada eğer bu enflasyon korkusu son kısım yani kripto paraya gelene kadar birçok ürünü etkileyecektir ama kripto para da bunlardan azade bir konu değil. Dünyadaki bu artan enflasyon korkusu eğer Nasdaq ve benzeri teknoloji hisselerini, endekslerini aşağı doğru vurmaya devam edecekse kripto paraların da buradan çok dışarıda kalmasını bekleyemeyiz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. İstanbul stüdyosuyla devam edeyim ve artık şöyle birkaç dakikada da son evet. Sözleri alalım. Yani her konuma böyle ikişer dakika vakit ayırayım. Artık kapatacağım çünkü daha sonra da yayını. Şeref Hocam sizinle devam edelim. İsterseniz biraz hep işin psikolojisi ya da siz nasıl bir katkı sunmak isterseniz ben son biraz olarak. Biraz gelecekle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Olur, gelecek tabii daha belirleyici. Çünkü Cüneyt'in bıraktığı yerden belki de devam etmek lazım. Olur. Böylece hem tekrara düşmemiş hem verimli olur. Kullanmış oluruz. Olur. Şimdi bir zamanlar Trump diye bir adam vardı. Bir cep telefonu vardı. Bir de Twitter diye bir uygulama vardı. Tweetokrasi diye bir şey icat etmişti. Tweetokrasi. Ülkeleri, kendi ülkesini bununla yönetir hale geldi. Galiba o telefonunu bıraktı. Elon Musk'ın eline geçti bu. Bu da attığı tweetlerle beraber kripto denen evreni bir bakıma manipüle mi ediyor, yönetiyor mu vesaire gibi kendi yatırımları da söz konusu ama
bu çerçeve içerisinde. Cüneyt Başaran da dünkü Afşin Yurdakul arkadaşımın yayında YT360'da dedi ki şu Elon Musk'la elinden bir telefonu bıraksa. Evet. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. İşte izledim, bazı kişilerden elinden telefonu almak gerekiyor. Almak helesine gerekiyor böyle. Galiba başta şimdi, Elon Musk. Bu tür riskler gerçekleştikçe aslında kripto para oturuyor. Çocukluk hastalıklarını gideriyor ve daha sağlıklı hale geliyor. Bir bakıma bağışıklık sistemleriyle beraber bize de daha fazla güven verecek. Ama risklerle olacak. Tabii. Hukuk da daima yeni bir şeyi düzenleyemez. Kamu da düzenleyemez. Riskler gerçekleşince arkasını toparlar. Dotcom'da olduğu gibi, diğer ipek alanlarda olduğu gibi. Şimdi hikaye şudur. Bu değişim aracı ya da tasarruf aracı her neyse bu kripto para reel ekonomiyle ilişkisi geliştiği sürece oturacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama şu andaki duruma bakarsak çarşıya giderken daha yolda fiyatlandırma noktasında değişen bir paraya nasıl sen alışveriş yapabilirsin? İhracatta bile kurdaki oynamadan dolayı insanlar fiyat veremiyorlar. İhracatçı bundan şikayetçi. Her kurum bir anlaşmasını yapar mı? Bu kadar değişmesine tahammül edemem. Bir gün içerisinde servetinin üçte birini bir saat içerisinde kaybediyorsan ya da üç ay içerisinde 2,5 trilyondan aşağılara iniyorsa en son 64.870'e kadar çıkmış Bitcoin 30 bine gidiyorsa bunu nasıl siz bir fiyatlanma mekanizması kuracaksınız? Henüz bunun berisindeyiz. Ama söylemek istediğim şu, Türkiye bundan uzak durmamalıyla mesajımı vermek istiyorum. Erdal Arıkan'ı dinlemiştim. Herkes de bu konuda hemfikir. Evet, Erdal Arıkan'ı dinlemiştim. 5G konusunun kodlarını yazan bu insan. Biz bunu fark etmedik. Yabancılar fark ettiğinden dolayı ancak görebildik. Ve bu insanın verdiği bir örnek var. Sadece bu 5G'yi temsil eden alanlara yapılacak her 2 milyar dolarlık yatırım 4 milyar dolar ekonomide tasarruf ve verimlilik artışı sağlarken bu yeni teknolojilerde. Aynısı bu paralarda da vesaire de kendini gösterecek. Türkiye bu alanlarda sadece orada oynayan aman bir an önce daha fazla kazanayım gibi risk iştahıyla gitmek yerine akıl iştahıyla giderse daha iyi olacak. Ve son sözüm de şu. Kriptoya takılıp kalmayın, kriptosuz da kalmayın diyorum. Böyle bir aforizmayla tam kriptosuz da kalmayalım. Türkiye uzakta durmamalı, evet bundan Volkan Bey. Ama tabii ki elbette bir kripto içinde yasal bir düzenleme de olmalı. Sizden de son birkaç bir şey tabii, alayım. Tabii memnuniyetle. Ben üç başlıkla değinmek istiyorum. Biraz sosyal medyaya da baktım. Biraz önce demişler böyle, ki... Kısaca olursa tabii, ne çok olur? Kısa. Son 2-3 dakikam hatta. Ardından hemen. Da Cemil Hocam'dan da son tabii. Bir dakika toparlama rica ediyorum. Kağıt para ortadan kalktı, nasıl kalkar diyorlar. Hı-hı. Kağıt para gerçekten ortadan kalktı. Şunu düşünün. Eskiden maaşlarınız nakit olarak muhtemete veriliyordu. Muhtemetten nakit alıp veresiye gidip ödüyordunuz. Hı-hı. Halbuki şimdi kredi kartıyla harcıyorsunuz. Ay sonunda hesabınıza yatan paradan dağıtıyorsunuz. Gerçekten eski gibi bir hacim, eskisi gibi bir hacim yok. Çevrecilik boyutu Erkin Bey zaten kitabında yazmış. Kripto Paralar isimli çok güzel bir kitabı var. Üniversite öğretim üyesinin kalpazanlık için ceza dersinde anlattığı bile diyor kayıptır diyor. Doğru. Burada harcanan enerjiyi bir düşünün. Normal parayı basmak, korumak için. İki, yine sosyal medyadan birisi yazmış. Ya oradaki hukukçu hırsızları çok mu seviyor diyor. Ben ceza hukukçusuyum. Tabii ki suç işleyen veya suç işlediği iddia edilen insanlarla haşır neşir oluyorum ama suçu sevmiyorum. Bana gelciler önceden sorsalar suç işlemeyin derim. Ama şöyle de bir gerçek var. Bana kredi kartınızı veriyorsunuz, şifrenizle veriyorsunuz. Ben de gidiyorum bu paraları yiyorum. Bu parayı devlet mi öder yoksa ben mi öderim? Davayı kime açarsınız? Bana açarsınız. Bu kadar basit. Peki çok teşekkür ediyorum. Siz de özellikle ülke olarak Türkiye'ye evet. Bakıldığında burada not almışım. Yani geleceğin evet. Projelerini hiçbir şekilde kaçırmamalı, o hızı yakalamalı dediniz. Şimdi, son bir dakikada sizden genel olarak hep biz Türkiye'de dışarıdan teknolojiyi almaya alışmış öyle bir refleksimiz var ya. Bu sefer çok enteresan bir durum var. Az önce Şeref Bey'in söylediği gibi bu topraklarda binlerce yıldır aslında bir gelenek olarak kredili bir sistem işliyor. Önce tabletlerle başlamış bu Sümer'den. Sonra Asur, ondan sonra Hitit. Bugün de vadeli çekler, vadeli senetler ve açık hesaplar diye 3 formu var bunun. Türkiye'den başka da dünyada vadeli çek olan bir ülke yok. Şimdi vadeli çekler esasında 40 yıldan beri olan özgün bir çeşit blok zinciri parası. Türkiye kendi vatandaşıyla, esnafıyla, tüccarıyla, taciriyle
devletin bastığı 2.8 trilyon liraya karşılık 5 trilyon kendisi basıyor. Yani Türkiye'de sokaktaki insan bu mekanizmayla devlete rakip olarak veya alternatif olarak 2 katı kadar fazla para basıyor. Bu dünyanın başka bir yerinde yasak. Niye yasak? Çünkü paranın sahipleri buna izin vermedikleri için. İşte Satoshi Nakamoto, yani Bitcoin'in ortaya çıkartan kişi, diyor ki iki tane noktayı işaret ediyor. Bir tanesi normal insanlar para üretebilecek benim sistemimle diyor. İkincisi de sınırlı miktarda olduğu için sınırsız para basanlara karşı bir çözüm üretiyorum diyor. Şimdi bizde de vadeli çekler vatandaşın para yarattığı bir sistem olarak, 40 yıldan beri olan bir sistem olarak esasında ortada duruyor ve bizim bunu ister devlet tarafından bakalım, ister sokaktaki insan tarafından bakalım, blok zinciri teknolojisiyle birleştirip çok enteresan yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi kripto para neden değer kaybetti? Aslında biz de sorduk, anlamaya çalıştık ama gerçekten anlamaya çalıştık diyoruz. Çünkü bu dünyada, eğer bu dünya bir okyanussa, bu okyanusta bir kum tanesiyiz. Çünkü bizler soru soruyoruz ve sizlerin de merak ettiği soruları sormaya çalıştım. Ama Şeref Hocam'ın dediği bir cümle var. Dedi ki bu devletler küresel sermaye kavgası, bu kavga öyle bir kavga ki Hülya, uluslar üstü sermaye ile ulus devletlerin racon kavgası. Ama bir şey de çok iyi biliyoruz. Galiba gelecek bu coinlerde. Piyasayı yakın ve uzun vadede neler bekliyor? Konuklarımıza da sorduk. Tek tek teşekkür ediyorum. İstanbul Stüdyosu'nda konuklarım Doktor Şeref Oğuz, Doçent Doktor Murat Volkan Dülger, Cemil Şinasi Türün Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim hoş. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sizlere de. Ankara Stüdyosu'nda Erkin Şahinoz var. FED Eski Araştırma Direktörü kendisi de. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ankara Stüdyosu'na geldi ve Cüneyt Başaran zaten bizim grubumuzdan Ciner Medya grubu Londra temsilcisi. Cüneyt Başaran, çok teşekkürler size de. Ben yayını Nedir Ne Değildir özel programına, yani Mehmet Akif Ersoy'a ve Çetin Erçetin'e bırakıyorum. Sayın Cihat Yaycı konukları olacak. Efendim Habertürk'te kalın, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, haftaya Enine Boyuna programında.